Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Açsana ya. Açık tarzı. Bildiğim bir tane de şey. Bak bakayım. Bunun arkasında bir daha mı var? Var var. Tamam bu kadar ha. Ha tamam. Şimdi yazabilirsin bunu. Zihin 11 galiba. Evet. Zihin 11. Şimdi dünden beri merak ediyorum böyle. Eskiden beri merak ediyorum. Fazla alakadar etmiş. İlk yarım saati dinlemenizi tavsiye ederim Resul. Diğerleri belki sıkabilir. Haklısınız. Çünkü meşgul olmadığın şey sıkar yani. Külliyattan dahi olsa yani kendinize fatura kesmeyin. Niye ben bunu yapamıyorum deme. Çünkü Risale-i Nur ism-i azamdan ve her ismin mertebe azamından geldiği için vazifesi, vazifedar olma noktasında lidir. Oradan bir bölümüne merak edersin. Ha siz de sıkılabilirseniz, sıkılırsanız böyle. İlk yarım saat önemli. Hem psikoloji diyebilirsiniz, hem de davranışlarımızı, hem içimizi tanımak adına yarım saat çok önemli. Ondan sonra sıkılırsanız Yusuf çıkabilirsiniz, böyle gezersiniz. Ama ilk yarım saat dinleyin. Anlamazsanız da dinleyin çünkü soru anlarsın. Hiç diye gitmez bu. Bu psikolojinin de altyapısı göreceksiniz. Daha altı veri tabanları. Psikoloji dışa vuruşlarıyla de meşgul olduğu gibi çıkış sebebini de arar. Ama bu fıtrat. Mesela adamda bir davranış bozukluğu var. Hoş geldin. Davranış bozukluğu var. Psikoloji der ki bu genetiktir. Bir tarafıyla genetiktir, kültürseldir, toplumsaldır, bulunduğu ortamdır, dedikleri doğru. Bakar ama bu öyle değil. Bu tamamen yazılım da değil, arkası. Mesela göreceğiz şimdi. Merak ettiğim şuydu. Yani eskiden beri merak ettim ama iki günden beri araba kullanırken, derse giderken, ders yaparken hep böyle bilmem sizde oluyor mu? Gafur burayı dinle abi. Bakarsın bak ama bu şu merakımı. Şimdi biz tekiz. Mehmet kardeşle biraz konuştuk. Böyle eyvallah. Şu anda tekiz. Herhangi bir şey yok. Fikir, hayal, zan, tereddüt, şüphe, vehim, vesvese, vefa, şefkat, şehvet, gadab, merhamet, uvvet, her şey. Böyle şeyler uçuşuyor. Ama hiçbir şey yok böyle. Yani şu anda hiçbir şey yok. Sade bir hayat var ya. Nerede bunlar ya? Böyle bir şey. Ve buradayım. Kahve istiyorum. Sıkıntıdan kaçıyorum. Köpekten uzaklaşıyorum. Acıkınca mutfağa gidiyorum. Böyle bir şey ya. Fikirler, zanlar, bir şeyler deniliyor. Haritalar çiziliyor. İşte doktor diyor ki, bu diyor 3 yaşında bir travma geçirmiş diyor. Olduğunu söylüyorum. Yani bir doktorla, kardeşle tanıştık. Tedavi etmiş de onu söylüyordu böyle. Bir de benle şey yapıyor, Kaşık'ı tarafta. Diyor ki, abi de bu nasıl yani benim bildiğim bildik ama bilmediğim taraf ne? Mesela tespit etmiş. Bu çocuğun bu davranışı aşırı korunmuş. Kollanmış. Veya bir travma geçirmiş. 3 yaşında bir şeye şahit olmuş. 3-3,5 yaşlarında. Ona bağlıyor. Bu oraya kadar gidiyoruz diyor. Onu silmeye çalışıyoruz.
Dolayısıyla buradaki yüzeyseli düzeltmek için. Oradaki tramvayı, o şahit olduğunu. Ben ona dedim ki, bu bir şey ortadan kaldırmaya gücünü harcama derim. Bir şey ortadan kaldırmaya gücünü harcama. Çünkü olmayacak şeyi yapıyorsun. Mesela vesveseyi ortadan kaldırmaya çalışma. Yaban arılarıyla mücadele gibi. Etme. He. Bu hayatın içeriklerinde nihayetsiz ihtimaller var. Yaşanmış ve yaşanacak. Sonsuz. O tarafını yaşadı çocuk. Ötekisi de başka şekilde yaşamış. Bununla beraber yaşamayı, fıtratta bunların olduğunu, unutmaya çalışmak, şiddetleneceğini unutma dedi. Bir şeyi savaş açarsan, yani unutmaya çalışmak veya onu silmek, o tramvayı, daha şiddetlenir. Kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Şimdi ben zihinden şey yapacağım. Zihni, bu DİMA çalışmamı okudum. Bitirdim. Araştırmamı bitirdim. Şu anda beraber mutala ve müzakere yapıyoruz. Ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Zihin 11. dersimiz. Bugün 14-11-2021 Tepecik'teyiz. Şimdi o zihni çalışkın. Tamamlamadınız. O biraz merakımı uyandırdı. O çocukla alakalı siz olsanız ne yapardınız? İşte ona onu anlattım ama uzun, ama şunu dedim. O çocuğa onu sildirmeye, işte onu terapi yapmalara, ceyran vermeye, şunlar bunlar değil. İnsanı anlatırdım. İnsan her şey hamiledir. Siyahı da doğurur, beyazı da doğurur. Aynı anne, zalimi de doğurur, merhametliyi de doğurur. İnsan fıtratında, sen şimdi 3 yaşındaki tramvayı silmek değil, bu hayatın gerçekliğinde ne kadar çeşitlilikler var. Bunlar insanın doğasında vardır. Bu onun için belki doğrudur. Bunun için yanlış oldu, şahit oldu ya çocuk. Ama onun için doğruydu. Belki de doğruydu. Yani insan bir çekirdeğe benzer. Kurumuş dalı da var, yaprağı da var, sararmış yaprak da var vesaire. Yani insanı anlatırsan insan nedir? Onun gayet normal olduğunu görecek. Yani heylan geliyor. Heylana küfretmektense, bağırıp çağırmaktansa, onu kendi menfaatine nasıl yönlendirirsin? Yani o çocuğa o tramvayı yok kabul et. Onu öyle anlatılıyor. Onu hatırlatıcı ortamlardan uzak ol. Yani objelerden, simgelerden, hatırlatıcı şeylerden. Hatta memleketi değiştir diye demiş. Tamam? O ortamı şey yapmak için. Onu ortaya çıkaracak sebepleri kaldır. Yerine onları. Mesela kendime de bakıyorum. Yeni fark ediyorum. Malum hadisemden sonra 3 sene leylim leylim olduğumu şimdi anlıyorum. Yani çok tuhaf yani. Hayat böyle, garip ve psikoloji veya enfusi derslere eğimli olmaya beni itmiş olduğunu görüyorum o hadise. Ve o çıkışımdan, içeriden çıktıktan sonraki halet-i ruhiyemin çok böyle baktığım zaman çok garibime gidiyor ya. Ama garip baktığım zaman, ama hayatın içerisinde gayet normal. İyi ki olmuş. İyi ki olmuş. Bir şey daha. Yani o seni esir etmene müsaade etmeden anlamlandırmak. Onu anlamlandırıp onu kullanmak. Kullanmak. Şenfaatine çevirmeye. Şenfaat. Mesela bununla alakalı gönderseydiniz keşke abi, bize göndermediniz. Ha, göndermedim. Çünkü son dakikalara kadar yazıyordum. Şimdi bir şey okuyayım bununla alakalı. Diyor ki
varın üzerine akıl kurarken, akıl varın üzerine kendisini kurgular. Yani vahiy ile hayat anlamlandırır. Var. Hariç var. Akıl bunu yaparken zihin yokun üzerine seni kurar. Mesela fikir almak. Fakir olmak. Bak şimdi ne demek? Akıl çok önemli de siz burayı dinlesiniz. Böyle şey yapsanız. Şu istifademden istifade edersiniz. Ben sen geldiğin zaman yazıyordum son şeyi. Mesela ne yazıyordum? Sözler 116, sözler 114. İsterseniz metni okuyayım sonra bunu şey yapayım. Diyor ki işte şu ayetler haşrın kabulüne zihni müheyya etti. Niye akıl etmedi? Haşrın kabulünü zihni müheyya etti. Abi özür dilerim. Şey söyleyebilir miyim? Heh. Akıl var olanı zihin yok demektense zihin gayb olanı desek ya, acaba? Tabii en doğrusu. Yok biraz değişik bir şey oluyor. Yok derken. Ama gayb olan. Gaybden de arkası. Için, gayb olan zihinle anlayabiliriz. Yani burada aklın bir üst mertebesinin zihin olduğunu mu kastetmek istiyorsunuz? Şu üst mü üstü yok. Şöyle. Gayb da değil. Adem üzerine. Mesela karanlık yaratılmaz. Karanlık vardır. Aydınlık yaratılır. Mesela karanlık her daim vardır. Yokluk gibi. Vücuda benzeyen nur onu örter, aralar. Şu anda karanlık vardır. Eğer karanlığı ortadan kaldırırsanız nurun mertebesi yoktur. Yani acizliği Allah'ın kudretinden çıkarırsanız kudret sonsuz olur. Cehaleti Allah'ın ilminden çıkarırsanız ilim sonsuz olur. Karanlık yaratılmaz, vardır. Vücut yaratılır, nur yaratılır. Nur onu aralar, üzerini şey yapar. Şimdi diyor ki, bu iki günden beri bunlara çalışıyorum. Niye aklı değil de zihni müheyya etti, hazırladı? Diyor ki, işte şu ayetler haşrın kabulüne, haşrın öldükten sonra dirilmeye, adam çok dev adam, zeki. Bu dinden kopuksa aklı yok. Yani aklı aşağıda, zihin yukarıda, zekası yukarıda. Dev adam ahireti kabul edemiyor. Filozof, bilim adamı. Müslüman diyelim, nasıl ehli sünnet olamıyor, şia oluyor, ehli bida oluyor. Ne bileyim, çapraşık şey. Ha, bu insan ise aklı önde, doğru, haşrı kabul ediyor. Haşrı kabul eden akıl değildir. Onu gelecek şimdi. Haşrı kabul eden zihindir. Kabulü zihin yapar. Akıl ise akıl serbest bölge anlamlandırır. Akıl vahiy ile muhatap olarak analiz eder. Tasdik ilim yapar. Tasdik o vahiy ahiretin ilmini yapar. Zihin kabul eder, kalp iman eder. Yazın abi onu istersen. Yazayım. Şurayı. Şunu silerken ben şu metni okuyayım. Zaman vermeyeyim. Geç abi sen. Nereden? Ezber değil. İki günden beri yani şey değilim. O şeyde duruyorum ha. Böyle ben şu anda tekim. Hatta Arnavutköy'e giderken arabayı çektim. Ondan sonra polis herhalde şey de yapmış. Çekmişim ben böyle tam şeyinde. Ondan sonra geçerken ilgisini mi çekmiş? Böyle durmuşum yani. Arnavutköy'e girerken bir hatıramı da nakledeyim de. Ondan sonra polis sonra gitti geldi. Böyle kaldım diyor. Zannetmiş ki hasta. Kaldım. Hemen durdu bu beyefendi. Böyle daldım. Bunu düşünüyordum. Tamam böyle. Ya bu kabulü dedim. Niye akıl demiyor da zihne diyor. Beyefendi bir şey var. Dedim ya akılla zihni düşünüyordum dedim. Bir şey var kesin.
Ötekisi geldi dedi ki, iyi misiniz dedi. Aynı böyle dedim. Akılla zihin farkını düşünüyordum, daldım dedim. Böyle gitmek istemediğim için çektim. İyi misiniz dedi siz. Çok hoş oldu. Çok güzel oldu da. Neyse, dost olduk onlar. Şimdi işte şu ayetler, bak çok garibinize gidecek ama soru sorun. Bak şu ayetler haşrın kabulüne zihni muhayya etti. Ben yazsaydım vallahi akıl derdim. Vahiy geldi. Akıl hazır oldu. Kalbi de hazır etti. Zihni muhayya etti, kalbi hazır etti. Hadi bu tesadüfen yazılmış. 116. 114 okuyor. Ve çok var bu küllet. Cenab-ı Hakk'ın ahirette, bu ahiretin ispatıydı. Biraz önce anlattım. Ahiretin varlığı. Şimdi ahiretteki Allah'ın işleri. Çok garip olacak ya. Bir anda her yerde olacağız. Hiçbir yerde olmayacağız. Ondan sonra iyi dinleyin burası. Bir anda her yerde olacağız cennette. Hiçbir yerde olmayacağız. İstediğimiz olacak, istemediğimiz olmayacak. Bunu biz dünyada Cenab-ı Hak için söylüyoruz. Acayip bir efal. Şimdi efalinden bahsediyor. Birinci okuduğum 116'da ahiretin imani kabullenmesi zihne verdi. Şimdi efal. O memleketteki fiilleri söyleyecek. Farklı. 114 sözde. Cenab-ı Hakk'ın bu akılla yazılamaz bu eser. Vallahi olamaz yani. Bu kadar ince şeyler 30-40 sene sonra fark ediyorum. Ahiretin varıyla efalini, ahiretin varlığını muheyya zihne, efalini bakayım öyle. Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini, kendisi değil, ahiretin kendisi değil, efalini kalbe kabul ettirmek için. İhzariye hükmünde ve zihni tasdike muheyya etmek için bir idadiye suretinde. İdadiye ne demek biliyor musunuz? Hazırlama, genişletme, hazırlama, yetiştirme ve geliştirme. Osmanlılar'da bu idadiye okulu vardı. Nedir o? Ortaokulu, lise midir? Lise. Dünyadaki acayip efalini zikreder. Yani Allah'ın ahiretteki acayip işlerini kalbi hazır, zihni muheyya etmek için buradaki örnekleri veriyor. Zihni çalışmasa ne anlatırsan anlat o filozofa ahireti kabul edemeyecektir. Ahireti kabul edemeyecektir. Ne yaparsan yap. Yani ahireti iman etmesi mümkün değil. Mesela yazayım. Serbest bölge. Tanımlar, tavsif eder. Yani düşünür. Ne demek biliyor musun düşünür? Düş. Şey mazar olur. Ben mesela deriz ya, çok iyi biliyoruz ya hani bunu bir. Düşünmek bana ait, sana ait değil. Düş, düşe mazar olmak, düş, düşünmek. Nedir o? Sırf yöneliyorsun, adres diyorsun, talep ediyorsun, cevap geliyor. Onun adı düşünmek. Düşlüyoruz yani. Düşe mazar oluyoruz, düşünmek. Düşünmek. Ahireti tanımlamak yani düşünmek yeter. Akıl vahiy ile anlamlandırır. Tasdik ile ilim yapar. İlim yapar. Zihin ile kabul eder. Kabul buna aittir.
Bu tasdik yazar mısınız abi? Tasdik. Kalp ile iman eder. Haşri. Şimdi ne acayip yaptınız abi ya? Serbest bölgeyle akıla sanki kişilik verdiniz. Onlar zatıyla yapıyorlar. Tasdik, zihin ve kalp sanki onları birisi kullanıyor. Bak şimdi adam ne dedi? Kişilik, onu da yazdım. Neye benzediğimizdir? Karakter ise ne olduğumuz? Bu kişilik nasıl diyeceğim? Bu kişilik benzemeye bağlı. Peygamber'e mi benziyor? Şöyle bir şey diyeyim. Bu garibinize gidecek mi? Ama öyle. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın şöyle kalp atışları var ya. Tık 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 böyle. Şöyle yapayım da. Allah Resulü'nün kalbi böyle. Böyle böyle. Böyle böyle değil. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kalbi niçin böyle diye anlattı. Öne çıkan bir sıfatı yok. Diğerlerini ezecek bir sıfatı yok. Bütün isimlerin mertebi azamına. Çok antika bu. Ve ismi azama mazar olduğu için her şey armonidir. Her şeyin zirvede olduğu için galip yoktur. Onun için mutlak gözükür. Onun için Mustafa'dır. Nefsi arzularından istifa ettiği için istifa, estefa, Mustafa. İstifa edince efsat, vasata gelmiş. Öne çıkan böyle bir dalgası yok. Bu öne çıkmış. Peki ben bu kesiti görmek istiyorum Zafur. Şu kesitini görmek istiyorum. Bunun adı yani bu şuraya sadakat de. Şu adalet de. Şu haya de. Bu ilim de. Hepsi eşit. Yani göremiyorum pek. Ayna lazım ona da. Allah ayna olduğu gibi. Peygamber. Dikkat edersen en latiften Allah'a ayna, peygamber, ona da ayna, Ebu Bekir buna ayna olmuş. Ebu Bekir'in sıdıkiyeti öne çıktı. Nereye göre? Adalet aşağıda, hil, edebi Osman aşağıda, ilim daha aşağıda. Ebu Bekir, Ebu Bekir demek ruha verilen bir isim. Unvan nedir? Sıdıkiyet. O zatı mıdır onda? Hayır. O aynada Allah Resulü'nün sadakati gözüküyor. Onun sadakati değil o. O kişilik mi oldu abi? Evet. Sahiplendiği için kendisine madem sahiplendi senin olsun. Aslında Allah Resulü'nün sadakatine en cami ayna olabildiği için. Yani sadakat müstakil olsa Allah Resulü'nün şu kesidi nasıl olurdu? Ebu Bekir'e bak. Resulullah'ın sadakati buna benziyor. Adalet mesela Hazreti Ömer'de şunun gibi öne çıkmış. İlim daha aşağıda. Sadakati şurada Hazreti Ömer'in. Adalet yukarıda. O Ömer demek aynadaki peygamberin adaleti gözüküyor. Yani Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam adaleti müstakil olsa, öne çıksa nasıl olur? Ömer'e bak. Zati değil o. Zatı kazanım değil. Aynasında öne çıkan. İlim de Hazreti Ali öyle düşün. Tamam. Dolayısıyla Allah Resulü'nün armonidir yani. Hepsi bütünsel olduğu için öne çıkan olmadığından onu daha şey yapamıyor. Herkes kendisine sadakati şöyleydi. Tamam da adaleti de böyleydi. Aynı seviyedeydi. Mertebesiz mertebe. Böyle bir şeydi. O zaman bize o kadar şey yapmıyor. Şimdi nereye götüreceğim? Bu vasıflarıyla peygamberin halifesidir. Yani bizatihi olmasa da bile ne aydır ne gayrıdır? Sadakat, Hazreti Ebu Bekir'deki sadakat, peygamberin sadakatının ne aynısıdır ne gayrısıdır. Adalet de öyle. Ondan dolayı
halifedir. Halife nedir? Halife, onu, o değil ama onu tanımlayan. O yönüyle temsil eden. Temsil eden diyelim. Tamam, biraz şeye doğru gideceğiz de. Onun için halifeler, Allah Resulü'nün halifesi temsil ettiği için onun sünneti de demiş Allah Resulü, benim dört halifemin sünneti benim sünnetim gibidir dedi hadis. Şimdi iyi dinle. Onlar Allah Resulü'nün halifesiydi. Biz Allah'ın halifesiyiz. İnsan ruh zeminde halife-i arz. Ne demek o? O değiliz ama onu tanımlıyor. Bütün esma ve sıfatlarını. Evet. Tamam. Şimdi karakter de kişilik ayrı bir şey. Mesela kişilik. Nasıl anlarız bir kişinin kişiliğini? Kime benziyorsa onunla şey yaparız. Kişilik benzemeyle. Karakter ise, karakter ne demişim? Ne olduğumuz. Ne olduğumuz. Ne olduğumu da bilmiyorum. Ben onu çözemedim ne olduğumu. Ama şununla çözdüm. Ne olmadığımı çözünce ne olduğum çıktı. Yani kendisi tanımlayamıyorum. Avlayamıyorum. Alabalık gibidir. Tutarsanız alabalık çok yağlıdır ve çok atiktir yani. Onun kadar canlı ve hareketli bir balık yoktur. Yani tutamazsınız asla. Suda tutamaz. Her şeyi tutarsanız. Bunun gibi yani ne olduğumu bilmiyorum. Olmam devam ettiği için ne olduğumu bilmiyorum. Ama ne olmadığımı bilirsem ne olduğumda en azından kafatası da gözüküyor. Şimdi biz her şeyimize sahip çıkıyoruz. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. Bunlar hep sana verilmiş. Hep sahip çıkmışsın. En iyisi benim ruhum dediği için burada, burayı da kaçırmamanızı istiyorum. Ene de Allah taayyün ve teşahhus ediyor. 9. sayfası şu alar. Bir daha ene de Allah taayyün ve teşahhus ediyor. Ama sırrı insani taayyün ve teşahhus yok. Karakterin mahiyeti. Artık orada konuşmuyoruz. Yani eğer sen sadakatı Ebu Bekir'in zatına verirsen, evet, aynı darlığını bırakırsan, peygambersiz bu sadakat olabilir miydi? O zaman o zatına sadakat, niçin bu aynaya Ebu Bekir sadakatı öne çıktı? Onun aynası onu iyi gösterdi. Mesela kristal avize diyorum, bazen diyorum, bak sigara içeceğini, şunu yapacağını, israf. Avize alemini, bak israf sevmeyen bir insanım. Ama böyle bakarsan al, yoksa al. Böyle oturuyorum, farklı ışık gözüküyor. Bazı evlere gittim. Öyle bakıyorum, etkiliyor beni. Ama aynı, nereden bakıyorsa ışık değişiyor. Şimdi bu, evet, nereden bakıyor? Şuradan baktım, turkuaz gözüktü. Birisi bana video gönderdi, ya Ali'ydi ya bu. Ya da başka bir şey gönderdiler bana. Kutuplardaki orada durmuş tayfları böyle kırılma böyle. Maviimsi, turkuaz böyle böyle bir kıvranı bir yani çıldırıyor güneş yani. 6 ay çıldırıyor. Hep kıvrılıyor, dalga yapıyor, böyle yapıyor. Böyle acayip bir şey. Anafor yapıyor, anafor. Yani bir şey değilim diyor güneş. Yani dünyada ulan gündüz mü olayım, gece mi olayım? Hiçbirisi değil. Onun için kıvranıp duruyor. Hiçbir şey olamamış. Yani tam kutuplardan ne gündüz de şey. Gündüz gibi değil ama. Gece gibi de değil. Böyle o böyle ışık kırılmaları böyle kıvranıp duruyor. Yani böyle. Yani bir şey olmak istiyor. O nihayetsiz gibi gözüken o renk şeyleri, tonları gündüz teke dönüşüyor gibi gözüküyor. Ama tek değil. Hepsini barındırıyor. İşte biz biliriz. Hasan abi, ben geçen hafta gelmedim ya. Biliyorsunuz değil mi? Geçen haftaki konuşma haklarımı bu hafta edildi. O zaman geçen geçen hafta yemek yedim, bu hafta bu hafta yemek yemeyeceğiz. Şimdi abi şu mesela bir şey söyleyebilir miyim? Şu su değil mi abi? Şimdi bu ıslak mı abi? Hı. Devam et sen. Heh. Buna ıslak diyebilmek için zihninizin müheyya olması lazım. Ama
şuna ıslak diyebilmek için aklınızla bakmanız lazım. Bunu artık görüyorsunuz. Ama bu artık bunun zatında. Buna anlayabilmeniz için ıslak mıdır? Zatından olanı anlamak için zihninizi müheyya etmeniz lazım. Var ama siz görmüyorsunuz. Bu ıslak ama mahiyetinde. Ama bunu aklınızda görüyorsunuz. Evet, hariç. Evet, hariç olduğu için. Evet, doğru. Burada da Resulullah'ımızın Ebu Bekir zihniyle müheyya olduğu yönü sadakat. Evet. Ama aklıyla gördüğü diğer vasıfları. Evet, doğru. Şimdi bir daha okuyorum metni, ondan sonra şey yapacağım. Zihin ne ısırmamız bu cinsten? Bakın ustad zihni nerede kullanıyor? Haşirde. Yani burada ise aklı kullanıyor. Şahit olduğumuza aklı kullanırken arka tarafı gaybda olanı arkayı şeyde zihni kullanıyor. Çok tuhaf. Ama şu andaki bir psikoloji veya tıbbın söylediğini onu da biliyorum. Kısmen onların eserini de okudum. Şeylerini de dinlemişim. Dinliyorum. Bakayım ne diyor, ne farklı. Ustad da farklı ne? Zihni, aklın bir hazmetme sistemi diyor. Mesela bilgileri hamurlama, işleme yeri. Ben ana fikir söylüyorum. Tıbbın bugün söylediği, ben onları da dinlemişim, biliyorum. Bildim. Bu zihnin, ustadın, benim değil, tövbe, söylediği yer zihin vicdanda. Bu ustad ayırt ediyor. Yani bugün bilimin söylediğini söylüyorum bir daha. Zihin, aklın işleme sistemi. Bilgi işleme ve dönüşüm olma. Mesela akıl işler, akıl malzemeyi getirir der. Zihin bunu işler, biz oluruz. Karakter oluruz. Ama biz Risale'den biliyoruz ki düşünceye sahip tasavvurumuzdur. İşte insanı insan yapan çok kaliteli yerimiz odur. Serbest bölge. Her çeşit düşünce imkanı olması lazım. Sonra düşe gelecek, düşünceler olacak. Bu serbest bölgede. Akıl bunu ne yapar? Vahiy ile anlamlandırır şunları. Yani onu sistematiğine koyar. Yani düşe geldi, düşünür. Bu vehim, vesvese, şüphe, zan. Osman tamam, bile ezber konuşmayalım. Bu ne demek? Buraya geldi. Yani şurası şekil, düşünceler, zanlar, malumatlar, şüpheler, tereddütler hep burada. Tamam. Niye geldi? Savaş mı? Onun için diyorum. Çeşitli çeşitli hayaller geldi. Çeşitli çeşitli zanlar, bilgiler geldi. Bu nedir? Düş oldu. Düş. Düşünür. Nedir o? Bilgi, malumat şeyi. Komplesine düşünce dedim. Sonra bunun ne olduğunu bu taakul, bu akıl vahiy ile anlamlandırır. Başka bir şey anlamlandıracak malzemesi yok. Yöntemi yok. Formül yok. Cihazı yok. Ne ile yapacak? Vahiy ile yapacak. Vahiye muhatap olduğu için. Tamam? Kıblesi aklın vahiydir. Eğer taakkulumuz vahiye tabi olursa aklımız öne çıkar. Eğer vahiyden yüz çevirirse zekamız öne çıkar. Bak zeka sol tarafa doğru, akıl sağ tarafa doğru eylemi vardır, meyli var. Şimdi akılla vahiy ile, yani akıl vahiy ile bu düşlerini, yani aktarılmış. Kim aktarmış bunları? Şeytan, bizdeki nefse emmare, iblis, melek düşledi, düşleri attı, buraya attı. Bizde düşünce oldu, dışarıdan atıldı. Vahiy ile biz onu anlamlandırdık. Sonra tasdik, ilim denilen tasdik. İlim de neydi? 550 miydi sözler? Her şeyin, her şeyini, her cihetini. Her şeyin, her şeyini, her cihetini bilmek. Her şeyin, her cihetini, her şeyle olan münasebetini. 550 galiba.
orada. Sizin söylediğiniz gibi abi. He. Her şeyin her şeyini, her cihetini bilen bir ilim. İlim. Ve bilir bir ilim. Bir, evet. Şimdi ilim tasdikte de ilime dönüştü mü abi? İlime dönüştü. Haşir mesela. Allah var mı? Yani ihtiyaçtır. Düşünceme geldi. Düş oldu. Düş. Akıl vahiyle kabul etmez. Anlamlandırdı vahyi. Ya bir sürü misaller getirdi. Aklı ikna ediyor vahiy. Bak diyor fenzur. İlâ asarı rahmetillahi keyfe yuhu ilâ ahire. Bak diyor. Akıl Allah Allah bunlar ahiret var yok diyorlar. Vahiy ile Allah da buna hitap etti. Ve onu ikna ediyor. Malzeme veriyor. Sonra atıyor tasdikte ilim oluyor. Onu kabul eden, ahireti kabul eden akıl değildir. Zihindir. Zihni kabule muheyya etti. Muheyya hazırlamak demek. Kalp de ne yaptı? İman etti. Şimdi zihin kabul etti. Kalp de iman etti. Haşrı. Tabii 114'teki yere bakarsanız biraz değişiyor oradaki şey. Hangisi? Söyle abi. Yani o diyor ya Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerin kalbe kabul etmesi. Bu efal içindeki sistemin yani ahiretin kendisi değil bu. Tamam ahiretteki harika efalleri kabul eden kalp gibi duruyor. Tamam. Yani sanki şöyle bir kayacakmış gibi oluyor. Yani hı-hı. Orada yazdığımız. Ettirmek isari hükmünde ve zihni tasdike müheyya ediyor. Tamam. Şimdi ne yaptı biliyor musun? Müheyya edilen zihnin fonksiyonu tasdik oluyor. Şimdi ne yaptı? Ben onu da düşündüm. Dedim ya niye böyle bunlar 116 ile farklı yaptı? Hı-hı. Mesela kabulü 116'da zihin yapıyor. Evet. Bak şimdi mesela 116'yı okuyayım. Diyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika yok. 116. İşte şu ayetler haşin kabulüne zihni müheyya ettiği gibi kalbi de hazır etti. Tamam. Şimdi niye zihni tasdik dedi 114'de? Çünkü tasdikten alıyor. Ne yaptı? Bakışı değiştirdi. Bir zihinden bakınca dima ayrı gözüküyor. Zihnin vazifesi. Dimadan zihne bakınca farklı gözüküyor. Mesela buradaki bilgileri bu işliyor. Baktığın zaman genel içeridekini demiyor. İçerideki efali demiyor. Ahiret genel var mı yok mu? Ahiret var mı yok mu? Efali değil. O zaman diyor ki genel söylüyor. Zihin kabul eder. Tasdik o ilim yapar. Ötekisi de ama efali olunca nazirelerini olduğu zaman bu sefer oradan şey yaptırıyor. Malzeme veriyor. Tasdik ediyor. Şey olabilir mi? Abi ayırdığımızda izandan zihne geçiş vardı ya. Hani işte o. Kalbi tasdik zihin yapar desek yani akli dimağın tasdiki zaten ama ilmi tasdiki yaptı mı tasdik? İşte o tasdiki dimağın tasdikiyle kalbin tasdikine farklı. Yani tasdikle izanı ayırmış gibi olursak zihnin tasdiki yani akli tasdik, kalbi tasdik gibi ayırabiliriz. Belki. Doğru. Ya zaten içsel alemin aklı zihindi. Dersin başında onu söylemiştim. Dış alemde şahit olduğumuz vahiy vesaire, alem-i şehadet. Bunların hazırlayan, bunları kabul edip tanımlayan, sembolize eden, sistematiğe dönüştüren akıldır. Ama zihin ise içsel alemin aklıdır. Dışsal alemdeki o tasdik eden, onaylayan, geneli söylüyorum, onaylayan, kabul eden akıldır. Vahiy. Kabul ediyor, tasdik ediyor. Yani genel söyleyeyim. Ama içsel alemdeki kabulü, tasdiki şey var. Ama bu biraz inceleşti. Ne yaptı? 114'te 116 bir genel haşrin kabulü var. Bir de ahiretteki bir anda biz her yerde olacağız, hiçbir yerde olmayacağız. Bu sefer bu tasdikteki şuradaki tasdikteki şöyle yapayım ki engel olmayayım. Şuradaki tasdikteki olayları var ya, evet. Zihne aktarıyor. Zihin, nazirelerini gördüğü için o tasdiki tasdik ediyor. Kafirin ise
batılı tasdik ettiği için, yani zihin olmadığında zihnin onaylaması, tasdiki tasdik ettirmiyor. Mesela diyelim ki başkan onayladı. Başkan onayladığı ile bir de öteki birim de onaylayacak da ne zaman nasıl olacak? Tamam, buna bu olsun. Bu yol buradan açılsın. Ama ne zaman açılacak? Onu da ehli mühendisleri konuşacak gibi yani mesela. Bu adamın bu tasdikini, vicdan, bu batıl. Vicdan olmadığı için tasdiki yok. Tasdik olmayınca batıl ilimde kalıyor. Hasan abi şey, Osmanlı aslında biraz ben de ona katılıyorum şöyle. Zihinde tasdik yazıp kalpte kabul yazarsak zaten iman eden kalp değil ki. İman verilmiyor muydu? Evet, veriliyor. Verilendir. O zaman hem onu da düzeltmiş olalım yani. İman eder diyoruz ya kalp. Kabulün yerine tasdik yazdığımız zaman bir sıkıntı yok ki. Tasdikle ilim yaptı. Tamam. Bu zihin, bu tasdik ne yaptı? Tasdikteki ilimi tasdikledi. Tamam, biraz da gidelim. Kalp ile kabul edecek. Bu kabulün karşısında ona iman verilecek. Şöyle diyor ama. Şimdi bir şey, Hasan ben özür dilerim. Sari ifadede kabulü şeye veriyor. Mesela kalbi hazır etti diyor. Öteki tarafta da şey söylüyor. Ahirette ben nas'tan dokunmamak için. Tam orada kabul diyor işte. Efallerini kabul ettirmek için İsari hükmüne zihni tasdik-i müya etmek için. Bak diyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini kalbe kabul ettirmek. Burada kabul söylüyor tabii. Efallerini. Oradaki kabulü. Ama bu ne olmuş? İmandan sonra bu. Efal bu. İçeriye girdik. Ahiretteki içeriye girdik. Ahiret kabulü bitti ya. Efal bu. Ama 116'da şu ayetin, ama biraz da gidelim. Çünkü bu detayı zaten zihni işleyeceğiz. Ben biraz da şuradan okuyayım da. Kalp ile vicdan, mahalle iman diyor. He. Kalp ile vicdan, mahalle iman. Evet. İman yani, mahalle. Mahalli. Şey yok ki, söylenen ifadede bir sıkıntı yok. Şey yani. Tasdik, yani zihindeki tasdik, yani zihin tasdik etti, sarı ifade. Değil mi orada? He sen. Kalp kabul etti, o da sarı ifade. Kalbe kabulü verdiğimiz zaman bir sıkıntı olmaz ki. Olmaz. Zihinde tasdik, o da sıkıntı yok. Yani şöyle mi diyeceksin diyelim diyorsun. Yani bir evet. Birer kaydırırsak orası olur. Tamam. O zaman şöyle. Yani sanki. Peki zihine ne dedik? Zihine tasdik diyeceğiz. Tasdik. Zihin tasdik dersen de dimağdaki tasdikle ayırman lazım. Yok, niye ayırıyoruz yani? Oradaki tasdiği tasdik ediyor zaten. Kalbi tasdik yani. He? Kalbi tasdik diyelim. Hayır, yine dimadaki işte tasdikten geliyor. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Ben Hasan abinin söylediği gibi düşünüyorum. Tasdik ettiğin diyor. İkisi senin dışında. Abi bir dakika, bir saniye. Tasdik ettiğin diyor senin dışında. Akılda, dimada tasdik ediyorsun senin dışındakini. Ama zihin kabul ediyor. Artık tahayyül ve teşahhüs zihinde gerçekleşiyor. Yani, iki tane var, iki tane. İki tane akıl var. İki tane kabul var. İki tane tasdik var. Hepsi iki tane. Bir, diş dünyanın akıl bunu yapıyor. Bir de enfüsal. Kabul ediyor. Kim ediyor? Akıl. Kim tasdik ediyor? Tasdik ediyor. İçsel alemi kabul eden kim? Kabul eden kim? Zihin. Şey yapan, tasdik eden kim? Kabulü tasdik eden kim? Bir dakika. Kalp yapıyor. Abi iki tane yok. Bir tane var. Tasdik bir tane olur. Ama tasdiğin suretini akıl kabul ediyor. Onun mahiyeti veya hakikatini zihin kabul ediyor desek belki olur. Bir iki tane olmaz ki. Ama bu yine aynı dimadaki tasdiği ilim ile çevirerek izandan zihine geçiyor. Ustad Sari yani. Söylüyor ki ahireti hep kabulü zihine veriyor. Tamam. Onda bir efendim sıkıntı yok. Abi bismillah. Zihin kabul etmesi daha makul. Zaten sarih bir iki yerde geçiyor zihinle ilgili. Kabul kelimesiyle birlikte mesela zihine kabul ettirmek üzere. İşaret mücazda bir yer var mesela. Hı hı. Zihin geniş harman. Demin dediniz de işleme merkezi. Şimdi burada duralım. Bu kadar şey yapalım biraz da. Çünkü zihni dersi... He? Tasdik ile kabul arasında ne fark var? Bunu bilmiyorum. Konuşuldu mu? İşte az önce söylediği oydu. Tasdik dış alemi,
kabulü bak şöyle. Dima'dan bildiğiniz yoldan gideyim. Dima'da vahiyi kabul eden akıldır. Kabul etti. Kabil olmak. Kap olmak. Onu tasdik eden tasdiktir. Kabul etti. Tamam. Evrağı kabul ettim. Müdüre geldim. Evrağınız kabul edildi. Fakat tasdik etmedim ki. Onaylamadım ya. Onun için kabil olmak, kap olmak. Akıl vahiy kabul ediyor. Kabul etti. Tasdik ne yapıyor onu? Tasdik ettiğince o kabul ilme dönüşüyor. Bir üst makama çıkıyor. Aynı sistem. Sonra o tasdik izanda dimağın maneviyatı oluyor ve vicdana iniyor. Vicdanda iradeyi, çünkü her bir müstakil vicdan, his, vefa, şefkat, haya, edep hepsi müstakil. Vücudu var, ruhu var, hayatı var ve aklı var. Hepsi dört tane. Hepsi müstakildir. Hepsi onun fertlerimizin, fertlerin cemiyiz. Şefkat ayrı bir canlı ruhludur. Vefa ayrı canlı ruhludur. Böyleyiz. Sonra izandan indi mi vicdana? Orada irade ne demektir böyle? Bu değil, şu değil. Öyle zannetmeyin böyle ya. Bunu ihtiyar da yapıyor. İrade bu değil yani. Tamam. İrade geçmişten beslenip geleceğe bakarak anda ihtiyarı aktif ediyor. İrade, alan sıfatı. Şimdi sonra vicdanda irade oluyor, his oluyor, zihin oluyor. Şimdi akıl kabul ettiğini tasdik ilme dönüştürdüğü gibi ilim. İçsel alemde de zihin kabul ettiğini bir üst birim olan kalp, ona ne derseniz iman ediyor. Ha, iman ettiği bizim tabirde buradan bakınca konuşuyoruz. Ama öteden bakınca bize verilen cevaptır. Mesela bir şey vardı ya, iman ise hakkı kabul ve tasdiktir. Evet. İman? Hakkı kabul ve tasdiktir. Bak ha. Sari. Bak görüyor musun? İman ise? Hakkı kabul ve tasdik. Ha, mesela şunu. Tam oldu yani. Belki bu sürecin bütünlüğü iman oluyor. Evet. Bütünlüğü. Mesela kabul ve tasdik. Bu tasdiktir. Mesela şöyle diyelim. Şöyle yapsak uyardım. Kabul önce, tasdik daha içsel. Kabul içeride duruyor. Ve tasdik. Şu mu? Yani daha aşağı indi. Şimdi daha da karıştı. Şöyle bu iman. Şu yazı şekliyle de ha. Hakkı kabul ve tasdik. Neyse gidelim biraz. Çünkü zihin okuyacağız. Yani bitir şimdi ha budur desek. O zaman şöyle. Şuradaki süreç aslında biz bütünü özetlemeye çalışıyoruz. Şu metinden oraya gitmeye çalıştık. Biraz bocaladık yani. Artı eksi oldu. O zaman detayından biraz çalışalım. Belki aslında Mehmet abinin dediği gibi işi suret, hakikat, mahiyet şeklinde de düşünmek gerekiyor ki. Bazen suretinden bazen. Peki. Ama bir de şey değil mi abi? Zihin zaten kalbin bir şey değil mi? Parçası. Bir ayağı. Bir parçası evet. Zaten. Şurayı bir okuyayım, ondan sonra zihine girelim. Bir şey yaparken, buralıyken, yani alem-i şehadette, bir şey biz yaparken burada, alem-i şehadette düşünürken ise oralı, yani alemi gaybli oluyoruz. Mesela diyelim ki eylem, Kur'an okumak, eylemde buralıyız. Ama eylemde ortaya çıkıp ama şahadette gözükmeyen haletler, fikirler, hisler, duygular, latifeler hep oralı. Hiç alakası yok buraya. Mesela şöyle diyeyim. Mesela vefa. Eğer buralı olsaydı kafirde de olurdu vesaire. Mesela ahirete ait bir özlem. Onunla beraber bir anda her yerde olsak. Yani içsel alemde herkesin yaşadığı buralı değil. Ama eylem burada. Mesela diyelim ki namaz kılmak buralıdır. Namaz buralı. Ama namaza benzemeyen ama namazda ortaya çıkan oralı. Başka. Ben buralıyım. İman ettim ahirete. Mesela peygamber her şeye iman etti. Yani iman eden adreslemek noktasında beden ben ediyorum. Yani namaz daha güzel misal ya. Namaz kılıyorum buralı. Ama namazın içeriği buralı değil. Buraya hiç benzemez. Namazın haletleri, namazın hisleri
Buraya benzer mi? Kilosu, litresi, hacmi, kütlesi yoktur. Zamansız bir şey. Düşünmenin hakikati ve kanuniyeti buralı değil. Düşünürken, eylemdeyken varlığı ortaya çıkıyor. Eylemde değilken, yani düşünmeyi düşünmezken biz neyiz kalıyoruz? Düşünmeyi düşünemiyoruz. Aslında düşünmek ayrı bir şey, düşünmeyi düşünmek ayrı bir şey. Çok daha garip. İskaladığımız orası. Kabulü kabul etmek, redi reddetmek daha farklı. Yani yok yok olsa diyor. Yok ilk önce ama yok yok oldu mu tersine dönüyor. Peki düşünmeyi neyle düşüneceğiz? Devam edeyim. Yüz birimler. Tefekkür değil mi abi? Düşünmeyi düşünmek. Evet. Çok güzel soru. Siz devam edin. Evet. Siz devam edin. Bir daha. Şöyle yapsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Düşünmenin hakikati bak. Düşünmenin bir hakikati var. Kanuniyeti var. Bunlar buralı değil. Otomatik Mehmet kardeşim bu sorusu. Düşünmenin dört mertebesi var. Sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti. Başka çözemezsiniz. İmanın sureti, kanuniyeti, hakikati gibi. Düşünürken, bak düşünüyorum, düşlerken, eylemdeyken yani, düşünmeye, yani eylemdeyim iken, varlığı ortaya çıkıyor. Mesela diyelim ki Allah, Allah'ı düşünüyorum. Ha, Allah var böyle. Varlığı ortaya çıktı, var dedi. Yani Allah var yani. Hatta inkar ederken bile onaylıyorum. Yok diyoruz. Kim yok? Allah yok. Ha, var yok. Sen ilk önce var ediyorsun, sonra yok ediyorsun. Kim yok? Söyle bakalım. Allah yok. Bak ilk önce var ediyorsun. Eylemden değilken, yani düşünmeyi düşünmezken, düşüncemiz neredeydi? Düşünmeyi düşünmezken, mesela bir şey düşünüyoruz. Şimdi düşündük mü? Şu anda düşünüyoruz. Bu düşünceyi düşünmeden, çıkmadan, o düşünce neredeydi? Bunlar hep çalışıyor arkada. Bilgisayarda Ali'nin mesleği, bilgisayarda ekranda bir şey duruyor, ekran resmi. Ama arkada bir sürü şeyler çalışıyor. Mesela aşağı indirmişim, video ufaltıyor. Başka bir videoyu atıyor şeye, siteye atıyor. Başka bir şey yapıyor. Tamam? Ama hiçbirisi gözükmüyor değil mi Ali? Aşağıda. Ha, böyle. Bizim bazı şeylerimiz aşağıda değil. Bazı şeylerimiz aşağıda, bazı şeylerimiz bilgisayarın solunda, sağında, üstünde. Altı yönde devamlı çalışıyor bilgisayar bizde. İnsanda altı yön var. Şu alanın sonunda söylüyor. Bilgisayarda ise aşağıya taşıdın. Abi gözükmesin dedi. Film ufaltıyor. Aynı anda önceki filmi siteye atıyor. Başka bir şey de yazıyorum ben. Şimdi aynı bunun gibi düşünmeyi düşünmezken düşüncen düşünmüyor muydu? Çalışıyordu arkada. Bak şimdi. İyi yaslanın. Bu da çok ilginç. Buna da, bu çok önemli olduğu için söylüyorum. Buna da cevap bulunamadığı için, yani düşünceyi düşünemediğimiz için illüzyon demişler bu dünyaya. Yani bilim ve ilim ne kadar genişlese de insanoğlunun temel soruları hala gizemini koruyor. Onlardan en mühimi ben kimim? İlim bilim gelişti. İlim bilim gelişti halde illüzyon için demişler. Çünkü ilim ve bilim ne kadar gelişse bile insanoğlunun temel soruları gizemini, gizliliğini, sırrılığını koruyor. Nedir onlar? Bilim ve ilim için. Ben kimim? Niye buradayım? Ve burası neresi? Ve birisi beni getirdi mi? Anne karnını hatırlamıyoruz. Ama aklen oradan geldiğimizi inkar edemiyoruz. Düşündüğümüzü düşünebiliyoruz. İnsan uzun süre belirsizliğe dayanamaz ve yaşayamaz. Çıldırır. İnsan belirsiz diye bunu kim kaldırıyor? Vahiy kaldırıyor. İnsan belirsizliğe asla dayanamaz. Tahammül edemez. İşte psikolojinin en son durağı ki intiharın başlangıcı burası. Belirsizlik. Her şey, mesela çocuklarla belirsizlik yaşıyorum. Eşimle çocuk şeyi.
sağlığımla belirsizlik yaşıyorum, işimle. Bu altı yol kavşağı gibi belirsizlikler çoğaldıkça bir yerde son buluyor. İntihar o. Aslında intihar belirsizliği belirlemenin adı olmuş. Belirledi. Nedir o? Ben bu altı yol kavşaktan çıkıyorum. Ben yokum bu işte. Çünkü çocuklarımla bir belirsizlik yaşıyorum. Eşimle bir belirsizlik yaşıyorum. İş yerimle, akrabayı tahlukatımla, sağlığımla, şunla, bunla. Çözemiyorum. Belirsizliklerin cem olduğu bir yerde belirlenmesi gerekiyor. Bu intihar belirsizliğin insan tahammül edemeyeceğinin adıdır. Belirsizliklerin başka bir şekilde belirlenme zannıdır intihar. Ve burada duruyorum ve zihne giriyoruz. Bir saat tam oldu. Her şeyin anlamsız olduğu bir yerde anlamlandırmaya mı çalışıyor? Evet. Yani zihin aynı zamanda içsel enerjiyle kainat enerjisini kullanıyor. Ona da biraz şey yapayım. Zihin aslında içsel enerji, sistemin yumağı, dışsal enerji var ya kainata salmış Allah. Mesela şu anda -15 niye yok? Sıcaklık var. Allah bir şey harcıyor şu anda. Niye kimyada, senin meslekte birbirine bağlı elektron şeyle, kimyasal elektronlar, bu kalem gözüktü. Bir şey harcanıyor değil mi? Enerji. Şu anda harcanan bir enerji var. Bu enerji görelim, görmeyelim. Bilelim, bilmeyelim. Bu enerjiyi içsel enerjiyle beraber bütünleştirip şahadeti veya gaybi bir yapıya dönüştüren zihindir. Kavşak. Zihin böyle bir özelliği var, acayip. Yani kainata taşıyor insanı zihin. İnsanı kainata taşıyor. İnsan kainat deyince bu alem-i şahadet değil. Arşa kadar. İçimin içine giriyorum. Mekan ve zamanı aynı anda yaşayabiliyorum. Ve arkasına geçebiliyorum zihinle. İçimin içine girmenin zemini zihin. Mekan ya. Zihin mekan. Tefekkürle mekanın üstünü açıyoruz. Zihnin üstünü açıyoruz. Alemin tam da burada oluşturuyoruz. Yani alemimizi tam da zihinde oluşturuyoruz. Kişinin, herkesin dünyası farklı dediğim şey zihin. Zihin mekandır. Yani Ustad Pusari, kainatın bizdeki montası. Şeceri hırkatın değil ha. Kainatla şeceri hırkat karıştırmamak lazım. Kainatın haritası, harita 1/1 milyon. Yani bu kadar ufaltılmış, bu haritada gösterilmiş gibi harita. Navigasyon mesela açıyorsun uydudan. Aslında harita burada. Ama burada orası bunu onaylayınca bu da üzerinde olanı aydınlatıyor. Buradasın diyor. Aslında bu var. Aydınlatınca ha biz buradayız diyoruz. Aslında ben mesela gelecek Arnavutköy'e nasıl gideceğim? Kaç dakika var? Çünkü bu akılsız aklıma hocalık yapıyor. Diyor ki 35 dakika sonra oradasın diyor. Yolda bu. Bu akılsız akıllı iş yapıyor da. Düşün. Peki nasıl yapıyor? Aslında burada hepsi mazi, müstakbel hepsi var. Benim bulunduğumla gideceğim nokta arasına koordinatı veriyorum. Birisi beni görüyor gizli uydudan. Uydu insan diyelim aşağı. Ondan sonra diyor ki sen şuradasın diyor. Şurası benim için ikisi eşit. Uydu için Tepecik'te Arnavutköy eşit. İkisi de nazarımda diyor. Hemen tak diye benim sistemini onaylıyor. Şimdi benim uydu bana göre mazi ve müstakbel yok. Ama bana göre mazi ve müstakbel varken uyduya göre mazi müstakbel yok. Andadır o. Benim yaptığım bir sistem uydu mazi ve müstakbeli kaldırıyorsa benim ruhumu yapan, navigasyonumu yapan zat nasıl mazi ve müstakbeli kaldıramazsın? Bana göre olan, nispi olan zaman kavramı uydu kaldırıyor. Yani uyduya göre Arnavutköy gelecek değil. Ama benim için gelecek 35 dakika sonra var olur. Ama uydu için andadır. İkisi de andadır. Uydu. Çünkü ikisi beraber bakıyor. İşte zihin böyle bir navigasyondur. Geçmiş ve gelecek yok. Hepsi anda vardır. Peki onu vahiy uydusuyla onaylanınca
Onun adı tefekkürdür. Uyduyu vahiy düşün. Telefondaki harita, zihni düşün. Sinyal verince, sinyali kabul etti. O imandan önce ne vardı? Hidayet. Vahiy ile telefon arasındaki bağın adı hidayet. Onaylandımsa iman. İşte zihin haritadır. Vahiy şey, haşa Cenab-ı Hak vahiy şey olsa, uydu olsa, oradaki sinyal hidayettir. Onaylarsam imandır. İman da mazi ve müstakbeli bana gösteriyor, halde gösteriyor. Bak buradasın diyor, buraya gideceksin diyor. Ona ne kadar yol var ya? Aa, dereler de varmış ya. Burada viraj var, gitmediğim halde görüyor. Gelecek andadır. Hani gelecek bilinmez? Biliniyor. Gidişte İslamiyet. Evet. Ben bir şey çizebilir miyim abi? Çiz abi. Ondan sonra... Şu bu arada bu cümleyi bitireyim ki zihne gireyim. Şu yarım kalmasın. Zihinde değil mi gitti? Çok doğru. Çünkü nerede olduğumuzu zaten unuttum. Kuantum fiziğine göre atomlar çok acayip. Burada Erdinç var mı? Yok, olsaydı güzel olurdu. Onun sahası. Kuantum fiziğine göre, ben biraz da fazla merak ettim bunu. Kuantum fiziğine göre atomlar bazen dalga, bazen parçacık şeklinde tezahür etmeyi tercih edebiliyorlar. Acayip bir şey. Biliyor musunuz bunu? Bazen kuantum fiziğine göre atomlar gözlemleniyorsa, bilmem çeşitli sebep, diş etkenlerle bazen dalga, bazen tanecik olarak hareket edebiliyorlar. Tamam, nerede kullanacağım ben bunu? Bunu yaparken bizim bildiğimiz hayat mertebesini biz orada aramamız lazım. Yani mesela kuantum fiziğine göre o tanecik bazen dalga, bazen tanecik hareket yapıyor. Değişmesinin sebebi nedir? Gözlemci. Gözlemci. Hariciye göre değiştiriyor hemen. Dalgayı taneciğe dönüştürüyor. Vesaire. Aynı bunun gibi de bakacağız sonra Gafur. Bakacağız hatta. Bunu yaparken bizim bildiğimiz hayat mertebesiyle yapmıyor bunu. Bizim hayatın mertebesi var ya, 5 deniliyor. O kadar değil. Bize anlatılan bu kadar şimdi. Hayat mertebesi. Ükte-i hayatiye söylüyor mesela. Çekirdekte de hayat var. Ama bizim bildiğimiz gibi hayat değil. Yani iradenin hayat mertebesiyle zihnin, hissin, latife-i Rabbaniye'nin hayat mertebeleri farklı olduğu gibi. Yani latife-i Rabbaniye canlıdır. Zihin gibi canlıdır ama zihin gibi değil. Mesela bitki de canlıdır, hayvan da canlıdır, cinler de canlıdır, melekler de canlıdır, zihayattır. Ben de canlıyım. Allah'ın sıfatı da haydır. Aynı mıdır? Mertebeleri çok farklı. Aynı bunun gibi irade canlıdır. Zihin canlıdır. Akıl canlıdır. Fikir canlıdır. Zan canlıdır. Hayal canlıdır. Canlı olmasa etkilenir miyim? Ne hayal ederseniz vücudunuz ona dönüşüyor. Cinsellik hayal edersen, gadabı hayal edersen, fikri hayal edersen ona dönüşüyor. Vücut hemen hormonları değişiyor. Yani ona dönüşüyor. Ona entegre oluyoruz. O hayat çalışıyor. O galip oluyor. Hissin, latife-i Rabbaniye'nin hayat mertebeleri farklı olduğu gibi alem-i şehadetteki eşya ve hadiselerin de birbirlerinden çok farklı hayat mertebeleri de var. Mesela çekirdeğin ukde-i hayatı ile taşın hayatı ve toprağın hayatı mertebeleri çok farklı. İşte burada bugünkü ısınma bu ısınmaydı. Burada duruyoruz. Bir de şey, bu kuantum fiziğinden öteye bir de sicim teorisi var abi. Evet. Sicim teorisi neymiş? Parçacık fiziğinde kuantum mekaniği ile Einstein'ın genel görsellik, görelilik, görecelik kuramını birleştiren bir teoriymiş. Sicim adı klasik yaklaşımla diyor ki sıfır boyutlu noktalar, sıfır boyutlu noktalar şeklinde tarif edilen atom adı parçacıkların aslında bir boyutlu ve ipliksi varlıklar olabileceği varsayımına dayanıyor. Evet. İpliksi şeklinde enerjilermiş böyle sürekli. Devamlı oynuyor. Var böyle, böyle var. Gözüküp evet. Kayboluyorlar. Böyle olduğu söyleniyor. Bir boyutlu.
Evet, şimdi sen şeyini anlat da ben zihine geçeyim. Abi, şimdi bakın. Şimdi az önce dediniz ya, mesela sizin düşünce için söylediğinizi ben hep lezzet için düşünürdüm. Lezzet de bir manada aynı şey. Tabii, çünkü müstakil bir hayatı var lezzetin. Evet. Ruhu var, hayatı var. Lezzeti mukaddesi ya. O bir latifedir arkadaşlar. Lezzet latifedir, zevk bir latifedir, şehvet bir latifedir, muhabbet, aşk, memnuniyet, iftihar. Hele en çok hoşuma giden latife, vefa latifesi. Elhamdülillah. Devam et. Şimdi abi, düşünce için dediğinizi ben hep lezzet için bu zamana kadar düşünüyordum abi. Diyordum ki abi, şimdi bende bir lezzet var, bunu dış dünyayla, elma ile ifade ediyorum. Bendekini ifade ediyorum. Tamam. Bendekini açıyorum. Çekirdek bende. Hı-hı. Benimle. Hı-hı. Bütün alemi tanımlıyorum. Tamam. Tamam mı abi? Ve o alemin içinde de bir ben var. Çekirdek. Bana cevap. Bana cevap veren. Elmanın. Bana cevap veren. İşte onunla da abi, bakın şu kırmızı çizgiler. Hı-hı. Bu da benim zihin bütünlüğümü, imanımı oluşturuyor. Tamam. Hasan abi. Aynen öyle. Üstünü açıyor. Üstünü açıyor. Kısacası tefekkür. Zihinde mekan açılıyor. İşte, ne kadar tefekkürümüz varsa, evet, zihinde o kadar mekanımız işte var. İşte abi budur bizim ebedi vücudumuz. Ayrım ve teşahhüs bence. Üstadın hususi dünya dediği zihin. Şeydi abi, orada düzeltsene şunu. Şimdi kalp ile tasdik yazsan daha doğru olur. Şimdi ben bir de şöyle diyorum. Bu arada 191 defter. Hadiyeti. Vahdete, ehadete biliyorsun, bütünlüğü. Meclis-i Nurani'ye göndermiştik daha önce. Defterde açar mısınız abiler? 191, yani lemalar 75'ten zihne başlıyorum. Geçen hafta burada kaldık. Ya bunu okumuştum muyduk? Sayfa kaçtı? Sayfa 191. Lemalar 75 diye başlıyor sayfa. Buldunuz mu abi? Bir tane buldum derse ben başlayacağım. Bulduk abi. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Açın sayfa abi. 191, lemalar 75 yazar. Sayfanın başı sarı görürsün. Abi üst, bak buraya. Defteri böyle kırmızı. Lemalar 75. 190 var, 92 var ya. Allah Allah. Allah Allah. 191 var bende. Hemen gönder Mehmet kardeşim. PDF yapmış şey. Bu imkan-ı zati madem bir emareden neşet etmiyor, zihni bir imkan olamaz ki şek olsun. Çünkü yine ilmi usulü dinde bir kaide-i mukerreredir ki la ibretel, ya öyle mi? La ibretel ihtimali gayrına şan delil diyor ya. Yani bir emareden gelmeyen bir ihtimali zati ise bir imkan-ı zihni olmaz ki şüphe verip emniyetli olsun. İşte bu desise-i şeytaniye maruz olan biçare adam hakaiki imaniye yakinini böyle zati imkanlar ile kaybediyor zanneder. Metin bitti. Metni bir daha okumayacağım çünkü metinle hepiniz telefonunuza da girebilirsiniz. Görün. Evet. Lemalar 75. Tamam mı İbrahim? Bak abi. Bu hem vehim, hem vesvese, hem şeytan, hem iblisi tanımlayan, sanki biliyormuşuz gibi bunu koymuş. Bunun üzerinde duruyor bu. Diyor ki, ne anladık? İmkan-ı zati, imkan-ı zihni değilmiş. İle şüphe olsun. Şüphe ancak imkan-ı zihni olursa olur. Şüpheler orada. İmkan akli, mesela Karadeniz pekmez olabilir. İmkan aklidir. İmkanı zihni değildir. Şüphe ne zaman oluyormuş? Aşağı inerse. Bak mesela bilim... Karadeniz mevzusunda akli mi diyordu? Böyle hatırlıyor, öyle mi hatırlıyorsunuz? İmkan akliyle tabiri biraz şey yapalım. Sonra bakacağız. Evet. Bak şimdi. İmkanı zati ne demek? Gelecek şimdi. İmkan akliyle imkanı zihni farkına şey yapacağız burada. Yani aynı zamanda akılla zihni de tanımlamış olacak. Ayırt etmiş olacak. Ustad tabirleri, kelimelerin tabirlerini eylemde gösteriyor. Sahada gösteriyor. Hani Türkiye diyor ya, öyle kuru kuru bırakılmasa da sahada görüşelim.
Sağ. Şimdi sağda akılla zihin farkı gösterecek. İmkan-ı zati, imkan-ı zihni değil ki şüphe olsun. İmkan-ı aklı, imkan-ı zihni değil. İkisi farklı. Şüphe ancak imkan-ı zihni olursa olur. İmandaki şek olmuyor o zaman. İmkan-ı zati, mesela misal bir şey ne demektir imkan-ı zati lügat? Karadeniz şu anda batmış olsun, bu imkan-ı zatidir. Zatında mümkündür bu. Karadeniz batmış olabilir. İmkanı aklidir. Aklı mümkün bu ya. Ama yani zatında mümkündür. Bir emarede neşet ederse bu ne olur? İmkan-ı zihni olur. Emare var mı? Vallahi çok büyük bir ses duyduk. Bütün bu sular da hep çekiliyor. Acayip diye bir şey var. Bir emare yok. Zihni olabilmesi için emare mi gerekiyor? Emare gerekiyor. Akli emare... Gerek yok. Akıl için gerek yok. Çünkü niye? Zengin düşünsün akıl diye. Yani akıl mekan değildir. Zihin mekandır. Tahayyülden farkı ne kaldı abi o zaman? Kim? Yani... Tahayyülle alakası yok ki bu Yasin. Ama... Ha mekan itibariyle mi diyorsun? Evet. Zihnin. Ha şöyle. Şimdi zihin bizim hususi dünyamızdır. Ama tahayyül bizim hususi dünyamız değil ki. Çok pisliklerde geliyor. Senin hususi dünya. İmkan-ı aklı ayrı akıldadır. İmkan-ı zihni ise zihindedir. İmkan-ı zatı daha başkaymış. İmkan-ı zatı bak. İmkan-ı aklı akılda. İmkan-ı zihni zihinde. İmkan-ı zatı ise daha başka. İmkan-ı zatı zatında mümkün. Nerededir peki bu? Şimdi sana geldi. Sensör tayinine acele ettin. Tahayyül ve tasavvurdadır. İmkan-ı zati. İmkan-ı zati şuradadır. Serbest bölgededir. İmkan-ı zati. Zatında mümkün. Bundan bir şey emare gerekmiyor buna. Yok gerekmiyor. Çünkü şeytan da atıyor. Melek de atıyor buraya. İmkan-ı zati buradadır. İmkan-ı aklı buradadır. İmkan-ı zihni buradadır. Yani burada her şey olur. Niçin? Her şeyin her mertebesini bulunabildiği. Her şeyin her cihette bulunabildiği. Her daim insanın kontrolünde olamayacağı. Bir tane de var. Dört tane sıfatı var buranın. Her şeyin her mertebesini bulunabileceği. Her daim insanın kontrolünde olamayacağı. Zıtların bulunabildiği, insanın kontrol edemediği bir tane de sıfatı var burada. Aklı ve iksir ve maya. İksir ve maya. Ahiretimizi oluşturan. Aklımızı oluşturan. İksir ve maya. Ahiretimizi oluşturan. Şimdi burası imkanı zaten arkadaşlar. Her şeyin her mertesi bulunur. Cinselliğin, gadabın, küfrün, şek, şüphe, tereddüt, zan. Her şeyin her mertesi bulunur. Her daim insanın kontrolünde değil. Bu imkan-ı zati. Karadeniz şu anda batmıştır. Cemiyet hayatı gibi. Cemiyet hayatı gibi. Her dükkan var. Her şey var. İmkan-ı zati burada. Demek ki külliyatta imkan-ı zati tabirini görürsek pergeli nereye koyacağız? Serbest bölge. İmkan-ı zati bu. Yani risale okumalarını yaparken tabirlerini alemimizde tanımlamak için hemen bu şekilde gösteriyoruz. Aslında kafanda böyle yuvarlak bir şey yok. Ama böyle. Tamam. Kafada böyle yuvarlak bir şey aramayın. Mesela gadab içimizde mi abiler? Gafuri bilir. Gadab içimizde değil mi abi? İçimizde. Yok, uyanınca bende yok abi. Çok şükür. Peki içimizde uyanınca ne oluyor? Biz onun içine giriyoruz. Görüyor musun? İçimin içine giriyor bak ha. İşte hayal de öyle. Hiçbir şey yok içimizde Yasin. Kur hayal, hayalin içine giriyorsun. Mesela merhamet içimde bir uyanınca içine giriyor. Her şey öyle. Buraya gelince imkan aklı oluyor. Vicdandakine göre imkan-ı zihni oluyor. Burası arkadaşlar imkan-ı zati ihtimaliyle her şey olur. Buraya baktın Osman. İmkan-ı zati yani Karadeniz olabilir bekmez. Her şey olur. Ama imkan aklı daha başka, imkan-ı zatiden imkan-ı akli, hele imkan-ı zihni daha başka.
Abi imkan aklı için diyor ki bir hadise eğer imkan aklı dairesinde olmazsa reddedilir diyor. Evet. Aferin. Yani mesela imkan aklı dairesinde, imkanı zatında var ama imkan aklı dairesinde delil, burhan, hücceti var mı? Mesela Karadeniz pekmez olabilir. Burada mümkün. Zaten olmasa ben niye düşünüyorum ki? Ben kötüyüm. Hakikaten ya ben kötüyüm. Bunun imkanı aklı mı? Ha, imkanı zatı ben kötüyüm. Ölebilirim. İmansız olabilirim. Abdestim olmayabilir. Abdülmelik. Abdestim olmayabilir. Yarın gelecek büyük abdestimi şimdi atabilirim, şimdi atmam lazım. Ona yarın ne yapacaksın ya? O kadar niye duruyorsun tuvalette? Yarın senin için şimdi iş yaparsan yarın başka bir işin kalmıyor, olmuyor. İmkanı zatında olabilir. Abdestim olmayabilir. Abdestim olmamıştır. Yani sonsuzdur. Ona hiç dokunma. İşte diyorum ki doktora, sakın böyle imkanı zatiyle savaşma, kaldırmaya kalkma. Onunla barışık, onunla anlamlandırmak, onu basamak yapmak, onunla küllileşmeye çalış. Yani tek boyutu nasıl keseceğim? Niye keseceğim olmayacak bir şeyi? Yani ben psikoloji, o iyi olmam için kötü düşünceleri kaldırayım. Lan bu nasıl yapacaksın ya? İyi olmak için kötü düşünceleri kaldırayım. Ya bu mümkün mü ya? Olsaydı Allah yapardı ya. Böyle doğru olsaydı Allah yapardı, yapmadı. Niye? Ya benim hatırıma niye geliyor? Zengin olduğun için geliyor, sığır olmadığın için geliyor. Onunla savaşma. Ondan kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Galip olmanın yolu savaşmamaktır. İlmin yolu da budur, anlamlandırmaktır, basamak yapmaktır. Tabii ki kabir korkusu gelecek, ölüm korkusu gelecek. Ben bir tanesi dedim, abi ben ölümde çok korkuyorum. Kaldır dedim ölüm korkusunu, ne yapacak? Ölüm korkusu olmasa bu dünyada yaşanır mı ya? Hangisi doğru, niye doğru? Bizi dizginleyen ne olacak? Ayıptır, günahtır ya deme ya, diye ya, git gitme. Yani insan, acayip ya, olmasa nefes yapacaksın ya? Ölüm korkusu yok. Ölüm korkusu hayatı kıbleye koyuyor. Hayatı anlamlandırıyor. Hayatın içeriklerini, ilişki ve çelişkilerini tespit ediyor. Günahtır, haramdır, mekruhtur. Kim yapıyor bunu? İmanı bilahiret. İmanı bilahiret. Ölüm korkusu olarak gözüküyor. Onu kaldırdığın zaman hayatta ne doğrudur ki? Ha, imkanı zatı burada. İmkanı aklı burada. İmkanı zihin burada. İmkanı zatı. Her şey olur kardeşim. O zaman bizi zengin eden, meleklerden bizi ayıran, cinlerden üstün tutan, bizi camidattan ve nebatattan hiç kıyas edilmeyecek kadar mertebeyi kazandıran bu serbest bölgedir, imkan-ı zatidir. Küfrün kafasızın kafasında var diyor. Ama meleklerde yok. Küfür Allah'ın yokluğu. Var mı vücud haricisi? Yok. Nerede var? Akılsızın kafasızın kafasında var diyor. Burası işte. Şimdi o. Ama bir şey diyeyim de onu alacağım. Bir şey söyleyeyim ama yani beni Rize'de olsaydım iman et diyecek. İyi ki inkar edebilme, şirk yapabilme istidat ve kabiliyetindeyiz. Biliyorsa insan olmazdık ya. Yok ki. Bak iyi ki inkar edebiliyoruz. İnkar edebilirken etmiyor. Çok acayip bir insana meziyet verilmiş. Şirk burada, küfür bu. Şirkin diyor ustad, vücudu yok. Nerede var ama? Olmayanı nasıl düşünüyorum peki? Düşüme nasıl geliyor? Düş. İmkan-ı zati. Sen bura, insanı seni yapan burası yani. Ne kadar kaliteli. Şirk yapabiliyorum elhamdülillah. Ne diyorsun ya sen ya? Şirk yapabiliyor dediyse kafanı keserler ya. Şirk yapabiliyorsun, küfür yapabiliyorsun ama yapmıyorsun. Yani kafasızın kafasında var diyor. Sonra ne yapıyoruz? Hiçbir değeri yok dedi. Kim okudu? İbrahim okudu değil mi? İmkanı aklının hüccet buran delili yoksa hiç anlamı yok. Niye kondu buraya? Onunla düşünüyorum. Koyuyorum buraya şirk. Allah ahiret yok diyor. İmkanı zati. İmkan aklı diyor ki delil buran hüccetin var mı? Var mı bakalım? Yok. Peki bu ne yapıyor? Aklı Haşir Risalesini dinliyor. Yetiyor mu iman için? O kadar kişi okuyoruz. O kadar kişi zındık da okuyor. Haşir Risalesini Sağır da okudu mecliste. Bu diyor kitap diyor. Yayılırsa diyor herkes ahirete iman eder. Bunu kaldırmamız lazım dedi. Adam okuduğu için söylüyor. Milletin bakanı okumuş yani.
Niye iman etmedi? Böyle diyor. Çünkü imkanı zihnisi yok. İmkanı zihnisi yok. Zihin ne demekti? Tefekkürle veya düşüncelerle, akılla zihinde yer açmak. Zihin deyince kainatın haritası. Ne kadar doğru yaşarsak, fikredersek, düşünürsek, aklı ve mantıki delillerle anlam katarsak, zihinde mekanın açılıyor. Zihinde mekanın kadar hususi dünya oluyor. Ahireti burada yaşama yeri zihinde. İmkanın kalbi var mı abi? İmkanın kalbi diye bir tabir. Ben hiç rastlamadım bilmiyorum. Veya hatırıma gelmiyor. Biraz da gideyim mi? Şeydir yani. Şey imkanın, imkan var ya imkan. İmkan bu manada sureti imkanı zati, kanuniyeti imkanı akli, hakikati imkanı zihni. Vay be. Ama mahiyetine bir şey diyemedim. Tamam hemen. Bu çok güzel ya. Güzel oldu. Bu güzel oldu. Çünkü her şeyi... Şuraya şey yapayım da not alayım. Tamam. İmkanın sureti, serbest bölge. Evet, imkanı zati desek daha iyi olur abi. Çünkü her şeye serbest bölge diyoruz. İmkanın? İmkanı zati. Zatinde her şey mümkün. Tamam işte serbest bölge o. İmkanın sureti serbest bölge. İmkanı zati değil, yani serbest bölge sonra değil. İmkanı onu sonra. Ha. İmkanın sureti, imkanı zati. Bir dakika, imkanı zatinin... İmkanın sureti, imkanı zati, insandaki karşılığı serbest bölge. Tamam. İmkanı zati. Gafur Bey'si, besmele çekipsiyle bir... Besmele'nin hapsini. Zihin. Abdestin yoksa çarpılırsın. Şöyle yani abi ya. Çünkü gençler diyecek ki niye öyle diyor. Ama bir şey diyor ki besmele çekmeden benim yazılarımı silmen diyor. Sana bir demiştik ama ezi besmele. Sen şeytandan da kurtulacaksın. Ben bu arada yazarken veya bekleyin. İmkanın sureti. Yazarken ben şeyi okuyayım. Boşluk olmasın. İmkanı akli ne demek? Akıl berzahtı. İki tarafa da açık akıl. İmkan-ı ilmi eğer tasdike girerse, geçerse imkan-ı ilmi olur. İmkan tasdike geçerse imkan-ı ilmi oluyor. İmkan-ı zihni ise ne de şimdi esas bizi zihinle alakalı bu çok güzel. Realiteli. Yani imkan-ı zihnine imkan bir sürü şey vardı. İmkan-ı zatı var, imkan-ı aklı var, imkan-ı ilmi var. İmkan-ı zihni ne demek? Zihne geldi mi realitelidir, gerçekliği vardır, vücudu haricisi yani hayatı tekviniyelidir, illeti tamellidir. Akılda imkanı akli şeydir, illeti tamesizdir. Bir daha okuyorum, imkanı zihni ise realitelidir, vücudu haricileri yani hayatı tekviniyeler olduğu için şek olmaz burada. İmkanı zihni de şek yok, artık doğrudur burada. Olumsuz ise yeis olur. Eğer imkan-ı zihnide olumsuz şeyleri eğer zihne atarsak, yani kısacası zihne bir şey geçerse yeis olur. Yeis bu zeminde başlıyormuş. Bu zeminde başlıyor. Bu neşinema bu şey yapıyor. Yeis. İmkan-ı zihnidir. Yeis orada onun için ödümüz patlıyor. Yeis. Şeytanın bak şeytan insanın yeisini, zayıf damarını ve iltibasını çok işlettirip ne yapıyor sonra bak. Şeytan şunumuzu çok abiler tahrik ediyor. Yeisimizi, zayıf damarımızı, iltibasımızı. Abi bir daha söylüyorum. Şeytan yeisimizi, zayıf damarlarımızı, iltibas var ya karıştırdıklarımızı. Yapınca ne oluyor? Ya divane ediyor bizi. Yahut her çibat abat der, derdi diyerek dalalet atarmış bize. Zihin vicdanda iltibas şeytan oraya nasıl müdahale eder? Yani şey suretinde. Şimdi zihni doğan bir insanın bir anda vicdansız olmuyor ki kafirin. Buluğ çağına kadar Müslümandır. Vicdanı çalışıyor demektir. Çünkü buluğ çağına kadar kafir çocuğun cennete gidiyor. Demek kalbi
ruhu, vicdanı çalışıyor. Ata ata, boza boza kapanıyor. Şöyle de diyebilir miyiz? Bir de sureten bir zihin var mı dimağda? Şimdi... Ha, dima daha önceki derste de geçmişti. Zihin müstakil çalışmıyor. Serbest bölgeden alır, hepsinden alıyor, hepsine de biliyor. Zaten zihnin sureti dimağda dedik ya, evet. Saburdadır zaten. Evet, başka olmaz ki. Evet, evet. Şeytan imkan-ı zati, imkan-ı zihniyi şeytan iltibas ettirip yeysi öyle atıyormuş abiler. İmkan-ı zihniyi, imkan, şeytan imkan-ı zati, imkan-ı zihni. Mesela şunu, şeytana bak ya, şu alçağa bak. Vicdandaki şu imkan-ı zihni, imkan-ı zihni şey, aklıyla karıştırıyor ya. İltibas ettiriyor. Burada imkan-ı zati bize imkan-ı zihnidir diyor ya. Lan ne alakası var ya bunun? Lan bunları okumasak bu şekilde şekillenmesek acayip bir şey ya. Yani bu insanlar nasıl düşündüm de ya biz böyle vehimle yapıyor değil mi buna? Vehim sistemiyle. Vehimle yapıyor. Vehim şeylik yapıyor bunu satıyor oraya. Yani biz dedim ki gafur biz bu kadar biliyoruz da bu kadar şeyiz denen şey emin değiliz. Ya bu insanlar bilmiyor nasıl lan? Allah'ın hikmeti işte şeytana fazla müsaade etmiyor da kıvrım kıvrım kıvranıyorlar vehim ve vesveseyle. İşte ilaçla ilaçla bir derece imanlarını koruyor işte ahir zaman ya. Ahir zaman onda sekizine pasaport veriyor nur talebesine. Risale-i Nur. 10 tane nur talebesine Mevez Risale'si diyor. Sekizine pasaport veriyor. İkisine vermiyor nurcu olduğu halde. Ehl-i iman ise Allah yardımcısı olsun. 20 kişiden bir kişiye güvenilir denmesi gerekirken güvenilmiyor. %90 nefs emaresine tabi olacak. Allah diye tapınacak. %90 Emirdan söylüyor. Türkiye'nin nüfus kaç? 80. 9 kere 8? 72. Ya. Men ittehaza ilahehu heva. Heva-i nefsini mabudu. Görmedin mi ilahe? Bakın arkadaşlar şu ne kadar şükretsek az. İmkan-ı zati şeytan imkan-ı zihniyle vehim ile karıştırıyor. İmkan-ı zatiyi şuradakini şurada zannettiriyor. Lan buradan geçebilmesi için bu mertebelerden geçmesi lazım ya. Oy nasıl kandırmış bizi ya. İmkan aklı da değil yani. He değil ya. Ben bir şey söyleyebilir miyim abi? Söyle tabii. Mehmet abinin de dilemesini özellikle rica ederek. Bu mahiyeti zaten imkan olan. Bak imkan, mahiyeti imkan zaten. Ve bunların hiçbirinin bizimle alakası yok gibi düşünüyorum Hasan abi. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim abi ya? Yani şimdi Mehmet abi itiraz edecek de ondan çok lezzet alıyorum. Şimdi mesela şu imkanı buraya değil de bu mahiyeti zaten imkan. Bak bir yazayım. Bir yazabilir miyim? Sen burada yaz, silme onu. Yok onu silmeyeceğim. Çünkü ben Eoz'u bir de bile kurtarmasın. Şimdi mesela Hasan abi, bakın. Şimdi bunların hiçbirinin benimle bir alakası yok abi. Şu benim dışımda. Benim dışımda abi. Ben de Hasan abicim. Çizsin kendi, sensin. Bakın, serbest bölge. Tamam. Serbest bölge değil mi abi? Tamam. Taakkul veya akıl mı diyelim? İmkanı akli. Akıl, taakkul, taakkul, taakkul. Taakkul diyelim değil mi? Tabii tabii. Akıl veya taakkul. Akıl de akıl de. Akıl diyelim. Akıl de. Akıl diyelim. Zaten öyle söyledim. İmkanı akli yani. Evet. Vicdan zihin. Evet. Buraya zihin diyelim abi. Tamam. Bakın burası da kalp. Yani kalp olduğu için doğru yani. Doğru. Kalp, evet. Doğru aslında ayeti kalp. Sen de zaten söyledin. Evet, imkanı kalbi var mı? Var mı acaba? Bilmiyorum. Evet. Evet. Şu da imkan zaten kendisi abi. Mahiyeti zaten imkan. Yani ben şeyim, tefekkürümü söyleyeyim de sen ne dersen abi. Ama bunların hiçbirinin bizimle alakası yok. Benimle alakalı olan kısım budur ki Hasan abi. Bu yani bu sistem. Evet. Bu bendeki benim ortaya çıkma. İle alakalı ki bu da abi mümkündür. İmkanın bizimle alakalı olsa mümkün olur. Evet. Doğru. Tamam. Bugün biraz fazla kafam çalışıyor. Biraz ileri diyoruz abi. Ne oldu sana? Tatlı yaptık.
Ama yok, yani daha önce de çalışıyordu ama doğru. Farklı çalışıyordu. Biraz farklıydı. Bu yani bu. Bence. Sen şöyle yapalım. Her hafta gelince iyi tutturamıyorsun bari arada bir gel bir gelme. Hoşçakalın vereceğim abi. Öyle diyeyim de doktor ne diyeyim. Yani devamlı gelse ne olur? İmkanı vehmi diyor. Şeyde mesela muhakematta imkanı vehmi ile imkanı akli ile iktibas ettikleridir diyor. Ehli zahir teşviş eder. Aa, imkanı vehmi ya işte. İmkanı vehmi ile imkanı zati aynı gibi duruyor. İmkanı zati. Yok yok. Tahayyülde imkanı vehmi tasavvur. Şimdi bak. Bak şimdi doktor şey Osman. Bak mesela, imkanı vehmi ile. Bir cümle okuyacağım. Yardımcı olur belki. Diyor ki kıssanın hisse ile münasebeti ve mukaddemenin maksuduyla zihinde mukareneti, yakınlığı, vücudu haricinde olan mukarenetle iltibas olunmasıdır. Bu noktaya dikkat et, sonra muhtaç olacaksın diye üstad devam ediyor. Burada sistem birbirine çok yakın diyor üstad. Tabii, zihinde hepsi diyor. Bunları da ayırt etmek için başka bir şeyler ihtiyaçlarımız var. Bak Osman, buranın geneli imkanı zati. Tasavvur ise imkanı zati değil. İmkanı vehmi. Has yaptık. Hey binadakiler! Hepimiz dahiliz. Hey Resul! Hepimiz dahil değiliz. Bu imkanı zati sistem. Ama imkanı vehmi bu içindeki tavsif. Has. Ha, burada farklı mı abiler? Tahayyül tasavvur. Ama zihinde hepsi aynı. Aynı alemde. Çünkü mesela ağacın şöyle dalı düşün. Tavsifti yaprak. Meyveyle ne alakası var? Görünür. Kimse yaprağı yemiyor. Kokuyla yaprağı düşün. Farka bak. Dışarıda burası gibi. Farklı. Yaprak, çiçek. Ama çekirdekte hepsi aynı yerde mi? Yani zihinde de böyle. Burada biraz şey yapmış. Diyor ki mesela imkanı akli diyor. Vacip ve niteli olmayan bir maddede vücut ve ademe bir delili katiyeyle destres olmayan bir emirde tereddüt etmektir. Evet. Neyle tereddüt edecek? Vücut ve ademe bir delili katiyeyle. Neyle? İmkanı vehmiyle yapıyor. İmkanı vehmi de şeyle söylüyor abi. Halbuki imkanı vehmi esassız olan ırkı taklitten bunu yapmıştık dersin. Tevellüt ile safsatayı tevhid ettiğinden delilsiz olarak her biri bediyatta bir belki, bir ihtimal, bir şekke yol açar. Yapar. Bu imkanı vehmi galiben muhakemesizlikten. Bir. Kalbin zaafı azhabından. Üç. Ve aklın sinir hastalığından. Ve dört. Ve mevzu ve mahmulün adem tasavvurundan ileri. Geliyor. Allah. Ne? Dördüncüsünü bir daha söyle abi. Mevzu ve mahmulün adem tasavvurundan ileri gelir. Yani o... Tasavvur edemiyorsun. Tasavvur dersinde yapmıştık onu. Şimdi lemalar 77. Çok ilginç bir yer bu. Ama bunu yaptık yani. Bir de o dersin adı neydi istersen bir... Herhalde tasavvurdu Allah'a. Tasavvur. Ama çok güzel bir yani. Bu dördüncüsü var ya, mevzu ve mahmur. O çok önemli ya. Çok önemli. Şeye mi denk geliyor sanki? Zihne mi? Abi gidelim şimdi. Gücüm yetmiyor. Onun için öyle. Çünkü onu he diye hemen böyle tamamen hakim olacağım, zihne de hakim olacağım edebi. Ben biraz böyle ısırmak için doğru olabilir, doğru zannetmiyorum. Okuyorum, yazıyorum, ısırmak ama metinde sarih gidiyor. Benim konuşmalarım kramp mı oluyor abi? Kramp mı giriyor? Bilmiyorum ben. Yani. Düşünce kramp oluyor. Yani düşünce de dikkat ediyor musunuz? Dinliyorum. Çünkü benim o şeyim, dinliyorum. Kafam yatıyor. Hemen vazgeçebiliyorum fikrimden. Hemen hiç iç içeyim yok. Hiçbir affım yok kendime de. Ha tamam doğru. Tamam. Hatta not aldım. Bak buradan çıkıp yazacağım. Kurşun kalemle yazdım. Bak burayı böyle yaptı. Şu Mehmet kardeşin şey yazdığını. Mümkün de ekleyin abi oraya. Çok, onunki de çok önemli. Evet. Vallahi, müthiş yani. Evet. Böyle bildiğine bakmayın ha. Bu ne dediğini bilmiyor ki. Evet. Ciddi. Bu zamanı gösteriyor. O bak neyi buldu biliyor musun? Evet. Birbirinizi eklediniz. O sistem, sen sistemi yazdın. Evet. Bu insandakini gösterdi. Ama saati gösteriyor, saati bilmiyor. Bu da böyle. Hadi olsun, hadi. Biraz vermeyelim vücut ki. Böyle imkanı da şey yapmış oldu yani. Evet. Peki, lemalar 77. Ya müzakere, mutala ne güzel oluyor ya. Böyle atölye çalışması. Ben atölye derim veya mutfak.
havucu getir, fasulye getir, yağ getir, soğanı getir. Resul hadi bakalım onu şey yap, bir araya getirelim. Yani bu o kadar hoş ki. Abi bir de şunu söyleyeyim Allah aşkına. Birisini getirmiştim buraya, bir arkadaşı. Zaten hayatımda bir kere geldi buraya. Orada da öyle bir yere denk geldi ki. Diyor ki, ya Hasan abi dedi ki diyor. Allah dahi yalnız olmuyor çünkü bizi yaratmış. Öyle etkilenmiş ki abi. Bir korkuyor, bir de etkisinden dolayı böyle kılığını belirtiyor. Şimdi niye bunu söyledim abi biliyor musunuz? Siz şimdi atölye dediniz ya. Vallahi abi yalnızlık var ya, bunlara anlatırken muhatap bulamamak, bunları konuşurken, tefekkür ederken paylaşacak insanını bulamamak. Muhatap ne biliyor musun benim tabiriyle? Halifem. Evet, evet. Şimdi yalnızlık Allah'a mahsus deyince kim şey ise bir şey demiyorum. Ama bizim enfusçilerse tasiyet onu. Yalnızlık Allah'a mahsus. Allah öyle bizim muhataba. Bizim muhataba. Peki dedi ki ezeli ve bedi biz yoktuk. Yokken ne diyeceksin dedi. Sırrı insanımız vardı. Al biz sonra bilinmedik ki Allah'ın dünyasına tövbe yani. Allah'ın ilminde sırrı insanımız ezeli ebediydi. Yani derse başlamadan önce Mehmet gelmiş yukarıya yarım saat. Bir şeyler konuştuk. Dedi, Mehmet dedi ki, şimdi telefonu koy. Bundan da biraz bahsettik. Yok, ondan bahsettik mi? Mesela biraz böyle şey yaptım ya, peygamberin o vasıfı. Peki, peygamberin halifesi ne demek? Dedi ki, halifem ama benim bir sıfatını tanımlıyor ama Ebu Bekir, bu benim halifemin sünneti. Benim sünnetim gibi kabul edin. Tamam mı? Peygamberin halifesi. Ondan sonra anlayamadınız. Biz kimin halifesiyiz? Peygamberin değil. Allah'ın halifesiyiz. Ne demek? İnandığımızda dönüşeceğiz orada. Ne demek yani? Allah burada evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. İstediği olur, istemediği olmaz. Öyle değil. Allah her yerde değil, hiçbir yerde değil vesaire. Göklerin hatırı değil. Cennette biz öyle olmayacak mıyız? İstediğim olacak, istemediğim olmayacak. Evvel olacağım, ahir olacağım, cennetin sonu olacağım, başı olacağız. İstediğim olacak, istemediğim olacak. Olmayacak. Bunun sureti var mı burada? Serbest vakitte yapıyorum. Var ediyorum, yok ediyorum. Halk ediyorum, vücut veriyor. Küfür ediyorum, küfür de var. Serbest vakitte yok mu kafanın? Ya acayip biz. Peki bitireyim. Biz o zaman kabul edip reddedebiliyoruz, şirk yapıp iman yapabiliyor muyuz? Serbest vakitte her şey var. Halifelik serbest belgede işte. Halife ne demek? O kadar. Sır. Ama bunu tanımlamaya kalktığı için işrakiye, felsefe, İslam ekolünde de panteizm, tövbe estağfurullah şey gittiler. Uçurma gittiler, ifade etmek istemiyorum. Peki 9. sayfa şualarda taayyum ve teşahhus sır insan. Hayır. O enede. Enede tayin ve teşahhus var. Sırrı insanede. Öyle bir şey yok. Yok. Halife diyoruz. Başka bir şey yok. Cennette de ebedi olarak o muhataplık devam edecek. Buradaki sır devam edecek. Muhataplık şeyde. Enede muhataplık devam edecek. Ama sırrı insanda muhatap da yok. Yok. Yok yani işte. Sanki ebedi olarak öyle. O merkeze doğru koşacaksın. Evet. Yaklaşıyorsun devamlı evet. Ama bitmeyecek o. Hiç bitmeyecek. Hiç bitmeyecek. İnsan zaten yaklaşma ne diyor? Yaklaşma da yok. Giderek her şey. Mesela 20 vecile miydi 208. sayfada insan tarifi şualarda? 20 vecile. Onun için cennetteki şeyleri konuşmaksa şey oluyor. 20 vecile insan. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Cibresini konuşmak. Cenneti ama cennette bu konuşmak da bir şey getirmeyecek esas. Burada. Geçen bir karşıdaydım yani bir yerde hususi. Hani İkinci kata Ümraniye çıkmadan iki katta birisiyle aşağıda dedi ki ya dedi abi hata yaptım dedi ya. Dedim ki hata bize mahsus ama yapmamam lazım. Ya kardeşim kızdırma kafama. Hata sebebi yok. Hata zemini yok. Cennette ulul az peygamber hata yaptı. Hata sebebi yok. Günah da yok. Hata yaptı.
Bırak da kendine biraz hata hakkı ver. Hata sebebi var, hata sebebini var, hata yapacak sistemin var. Ya, o hata yaptın. Bunlar hata yap anlamında değil, psikolojini bozma, iyi ise kapılma diye söylüyor. Ne yaptı ama? Peki bu hata, Ululaz Peygamber'in bu hata fırsatını Allah verdi mi? Kârımız ne? Ondan daha hatadan büyük şey söyleyeceğim. İyi ki böyle oldu diyeceksiniz. Tövbe sistemini aktif etti. O hata orada olmasaydı, hatasız yerde hata yapmak, hatasız yerde hata yapmak, o imkanını vermeseydi, tövbe ve istiğfar sistemi çalıştırmazdı. Peki, hatasız yerde hata yapmak ne kadar garipse, var olanı da yokmuş gibi Allah kabul etmesin, günah var, yok kabul ediyor. La yok, şey var, yok işte. Hatasız yerde hata yapmak ne kadar garipse, var günah, yok kabul etmek de o kadar gariptir. Eğer Adem Aleyhisselam bu sistem yapmasaydı, tövbe ve istiğfar sistemi çalışmazdı. İyi ki çalıştı. İyi ki tövbe sistemi. Onun için Ali diyor ki, acaba tövbem kabul oldu mu? Niye olmasın? Bu tövbe sistem ettin, çalışıyor. Ettin mi? Ettiysen kabul olmuştur. Zaten. Öyle tabii. Edebilmişsen. En büyük hata, en büyük hata ne biliyor musun? Acaba benim tövbem kabul olmuş mudur? Ve gene kendisi söylüyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Efendimiz diyor ki, acaba tövbem kabul olmuş mudur deme. Ondan korkma, ondan şüphe etme. Tövbe edememekten kork. Ne diyor bu ayette sela okunuyor ya hafız Mehmet Ali. Sela okunduktan sonra el söylüyor, tövbe de acele edin. Kablel mevt. Ve acilu tövbeti kablel mevt. Yani ölmeden önce tövbeyi acele et. Ve acilu, Allah Allah. Allah ayeti olarak söylüyor, çabuk diyor. Ben her okuyuşta şöyle diyorum onu okuyunca. Hemen arabada da yapsam, derde de yapsam. Hemen vetubaleyine şey yapıyorum. Sonra yetmiyor bana, vicdanımı tatmin etmiyor vetubaleyine. Öyle illa bence ifade edilecek. Ya Rabbi, 124 bin peygamber yok. Ne istediğimi de bilmiyor. Onlar ne istemişse, istiyor. Nerelerde de sığınmışlarsa da sığınıyor. Bana bunu yaptırdın. Bir de şuna indirgeniyorum. Ya Rabbi, o peygamberler hangi haletle o tövbeyi yapmışlarsa, o haletin hürmetine, o halete kabul edip tövbesini kabul eden Esma'nın da hatırına, geçmişten bu yana tanımlamak, ifade etmek, dile getirmekten bile utandım, bütün günahlarımı, bütün günahlarımızı affede Allah'ım. 124 bin peygamberin haleti hürmetine, 124 bin peygambere cevap olan Esma'nın hatırına günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Hangi günahlarımızı? Utancımızdan şu günahımızı da diyemediğimizi. Hepsini. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmet ve hatırına. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Salavat getirdik, kabul ol. İki makbul arasına dua. Çok şükür. Çok şükür. Bir devreye girebilir miyim? Tövbeyi yettik artık, sıfır ağızla konuşayım. Az önce konuşamıyordum fazla. Günahlı ağızla. Bana bak biraz, bana müsaade et de gideyim ya. Tamam edeceğim abi söz. Şimdi cehennemi yer arıyorum da Hasan abi. Cehennemde yer mi arıyorsun? Yok. Onu Ali yapıyor. Ben cehenneme yer arıyorum. Ha, cehenneme yer arıyoruz. Mesela biz değil mi, tahakkulün altına aslında tasdik, izan, irtizam, itikat, onlar menfi olarak kafiri aslında orada yer vermiyoruz. Vermiyoruz ama Hasan abi, cehennem veya cenneti görmek istiyorsan, cennetini görmek istiyorsan zihnine bak. Bir tane cehennemden bahsedeyim mi sana? Bir tane. Hı-hı. Cehennem çok çeşitli de. Ustadın söyledi. Mahkemat okuyorum. Onlar diyor, cehli cehennemle muhazzep olacaklar diyor. Cehli cehennem? Cehli cehennem. Bak bir tanesini sana. Hayır, cahil değil. Cehli cehennem şu. Gazali der ki, ilim yapıyoruz. Kemal mertebesi nedir? Cahilliğimizi bilmek. Cennet oluyor. Cahil olduğu halde cahilliğini bilmiyorsa cehli cehennemdir.
Bir tanesi dedi ki, o zaman ilim yapmaya gerek yok ki. İlmin kemali, cahilini bilmekse ben şimdi cahilim demek. Diyemezsin işte öyle lisanla söylesin. Ben cahilim. Ama birisi kuyruğuna basınca alim oluyorsun. Alim oluyorsunuz. Sen kimsin falan. Benim babam senin babanı döver, ben daha iyi bilirim. Cahil, ben cahilim deyince kuyruğuna basınca yapabiliyor musun? İşte ilmin kemali, cahilini bilmek cennettir. Bak nedir o? Ama cehli cehennem ile muazzep olacaklar diyor. Azap çekecekler. Nedir o? Bilmediğini bilmiyor. Bilmediğini bilirse alim oluyor zaten. Evet. Neyi biliyor? Cehaletini biliyor. Bak bildiği şey ne? İlim değil ha. Cahilim. Cehaletini biliyorsa alimdir. Neyin alimidir? Cahilliğinin alimidir. Dikkat et, arkasına döndüm cehaletin. Evet. İlim sahibiyim ben. Nedir o? Cahil olduğumu anladım. Allah Allah. Lemalar 77. Peki abi, hemen çaktırmadan sözümü kestiniz. Şunu bir anlatayım. Bir şunu söyleyeyim, özür dilerim. Hakkınızı helal edin lütfen. Şimdi Hasan abi, cehenneme yer arıyorum diyorum ya. Zihin var ya abi, zihin. Zihinde biz cennetimizi oluşturuyoruz. Hususu dünyamızı. Hususu dünyamızı. Cehennemiz de orada. Cehennemimiz abi, orada, şurası değil. Oluşturamadıklarımız. Harika. Çünkü zihin neydi zihin? Karanlık yoktu. Nur vücudidir. Karanlık zaten yok varlık. Yok varlık. Yok. Karanlık yaratılmıyor. Nur üstü açıyor. Şu anda zihin neydi? Kainat haritası. Uyandırılmadı. Mekansız kaldı. Evet. Ademi. Ademi. Zaten ona vücut veremiyorsun. Yok ya. Yani. Yok. Yok varlık. Karanlık gibi. O senin işte cehli cehennem. Cehli cehennem. Lemalar 77. Beni itham ediyorsun. Ben hain değilim der. Halbuki en halis müminlere Kur'an-ı Hakim müsirane mükerrer emrediyor. Bu fikir benim zihnimi kurcaladığı. Bak şimdi. Kur'an-ı Hakim müsirane mükerrer emrediyor. Usta da diyor ki, bu fikir benim zihnimi kurcaladığı bir zamanda, aklımı demiyor, zihnimi kurcaladığı bir zamanda, 2-3 sadık arkadaşlarım vardı. Onları şeytani insinin desiselerine kapılmamak için pek çok defa ihdar ve ikaz ediyordum. Bizi itham ediyorsun ediyor diye gücenmiyorlardı. Bitti. Ne anlamışız? Bu bereketli bir izah olacak burası. Fiili hayatı konuşurken gerek dışarıya çıkımda gerekse içeriye atılımda zihin kullanılıyor. Yani hayat konuşuyoruz. Fikir hayatı konuşurken gerek dışarıdan içeriye alırken gerek kalbi ve ruhu atarken dışarıya zihni kullanıyoruz. Geçiş olduğu için zihin. Fikir, ilim değil zihin. Zihin ne fikirdir, ne ilimdir. Realiteyi nefsül emirden bahsederken zihni kullanıyor. Yani içsel alemimizin nefsül emridir. Vücududur. İç, hususu dünyamızdır. Fikir değil bu. İlim de değil. Vücudidir. İlmi ispatlansa, bak, ilmi ispatlansa, aklen ispatlansa, eğer zihni ikna olmasa tereddüt gösterir insan. Yani zihin de o aklın tespitini zihni onaylaması lazım. Evet, bende var bu diyecek. Bakarsın felsefede dev adam, aklı malumatlı seyyar kütüphane gibi ama bir avam kadar basiret ve kabullenmekte seviyesi olamıyor. Mesela yani koca dev adam, koca acayip kütüphane adam, İbn-i Sina gibi adi bir mümini bile vermemişler İslam sorumluları. Ama Ustad adi mümin, sebebi avamın zihninde şair-i İslamiye olması. Niçin avam kadar olamıyor İbn-i Sina? Bakın iyi dinleyin. Çünkü avamın vicdanında ne varmış?
şair-i İslami olmasa günahlarla tahrip olmaması, felsefe ile zihni bulanmamış ise ya demek ki felsefe zihni bulandırmış, mekan bırakmamış. Avamın şair-i İslami nedir? Avram şair şudur. Takke, ondan sonra Takke şair-i İslam'dan sayılabilir, sayılmayabilir de değildi çünkü. Size bir teneffüs ettireyim. Kipa diye market var mı? Var. Var abi. Kipa ne demek? Yahudilerde takke. Yahudilerin takkesinin adıdır. Yani Yahudi. Hı-hı. Kipa. Market bak. Şimdi tesadüfen verilmemiş yani. Hı-hı. Kipa. Sen Migros'un görüntüsü nedir? Değil mi? Bak. Hepsi hiçbir şey yok yani. Şimdi nasıl ki onlarda aslan bilmem şey şair-i İslamiye örf, anane, kültür, gelenek ve ilmin şekillenip, simgeselleşip maziden müstakbele taşıma vasıtasıdır. Şair-i İslami, mezar taşları, cami minaresi vesaire. Onun için... Ondandır ki ihtiyar kadınlar dinine gelin diyor. Evet, mesela sakal o kadar şairden olmamış. Nasıl olmamış? Çünkü dedemde olmayan sakal Darwin'de var mesela. Onlarda da var yani. Yani şair o bir şey ki hem İslam ama onlarda hiç olmaması lazım. Mesela tesettür onlarda da var. Şeylerinde de var. Rahibelerinde. Tamam mı? Rahibelerinde. Ama şairdir. He. Ama şairdir. Hepsi şairdir ama kuvvetli şairden bahsediyorum. Şey yapıyorum. Kuvvetlilerinden dolayı. Ama şairdir tabii. Mesela şairin dereceleri var diyorum. Zihne götüreceğim. Öyle bir şey ki hiç onlarda yok. Zihin işte o. Mesela diyelim ki mezar taşları, mesela namaz, mesela en önemlisi Kur'an, şair. Şimdi bunlar neyse ben şairi anlatmak için anlatmıyorum. Arkadaşlar koca İbn Sina veya dev filozoflar, ayaklı kütüphane, dev insanlar seni beni cepten çıkarır. Niye adi mümin sırasına da girmemiş, bazıları girmiş? Çünkü zihni aktif eden şairdir. Şair. Şair nedir? Maziyi istikbale taşıyan kültür, örf, anane, gelenek, hatta iman. Abi. Onu taşıyor. Siz daha avam demeden şey geldi aklıma. Bismillah. Bu ümmetteki cumhuru hem avamın umumu Burhan'dan ziyade mealdaki kutsiyet, şevki, itaat verir, sevk eder, imtizale. Bu mealdaki kutsiyeti ben zihin olarak, yani yerleştirdim zihnime, çalışıyor gibi gözüktü bu sistem. Çünkü zihin, izan ve imtisal var. Şimdi şeyayı de dediniz. Şeyayı de dediğiniz zaman onu bir kutsi metin olarak düşündüğümüzde insanları avama imtisale sevk eden bir tavır var. O zaman bu itibarla zihinden çıkanlar kutsi midir? Şimdi imtisal yani... izanı şeyiydi de dur biraz gideyim abi. Biraz gideyim bir daha okuyayım hiç kesmeden. Bakarsın felsefede dev adam aklı malumatla seyyar kütüphane gibi ama bir avam kadar basiret ve kabullenmekte seviyesi olmuyor. Sebebi avamın zihninde şair-i İslami olması, günahlarla tahrip olmaması, felsefe ile zihni bulanmamış ise imani mevzuları kabullenmesi kolay oluyor. Avam hemen babaannem niye kabul ediyor? Babaanne bunu okursan şöyle olur dedim. Tamam oğlum dedi. Hemen kabul ediyor. Adama Risale-i Nur anlatacaksın. Olmuyor. Sebebi 3 tane saydı. 1. Sebebi niye o dev adamlar tak şey yapamıyor? Diyor ki avamın şair-i İslami olması, zihinlerinde şair-i İslamiye var olması, günahlarla tahrip olmamaları, felsefe ile zihni bulanmaması, nefsül emmir olduğu için direkt zihni etkiliyor ve vicdaniyatını oluşturuyor. Bunlar ne? Felsefe, şair, bunlar... Yani zihni bakın, zihni bulandıran felsefi. Şairi iptal eden, devre dış yapan şair İslami'nin yokluğu. Nefsül emir olduğu için direkt zihni etkiliyor
ve vicdaniyatını oluşturuyor. Bunu teyit eden delilim şimdi söylediklerime. Herhalde bunu okuyup keselim. Lemalar 82'de diyor ki, şu zamanda maddiyunların felsefeleriyle zihni bulananlar, bu bedihi meselelerde tereddüt gösterdikleri için, aklı demiyor, aklı kütüphane. Bak, şu zamanda maddiyunların felsefeleriyle zihni bulananlar, anlayamıyor İslami mevzuları, bu yazıları okuyamıyor. Ama ayakta kütüphane, dev adam, felsefe ile zihni bulanmış. Peki, zihni ne açıyor? Şair İslam'ı açıyor. Çok şair. Şair İslam'ı açıyor. İlim açmıyor direkt. İlim sonra sonra. Ta akla gidecek, tasdik olacak, gelecek. Şair direkt vicdan şey vuruyor. Vicdana vuruyor diyor. Vicdandaki zihni aktif ediyor. Şair. Çünkü şair... Bir şey söyleyeyim de şaşıracaksınız. Hani koku dersini yapmıştık. İnsanlar düşündüğü gibi ne düşünüyorsa kokusu değişiyormuş biliyor musun? O cinste melek ve cinler geliyor. Düşünce aynı zamanda kokudur. Hayal aynı zamanda kokudur. Zanlar koku. Korku demedim. Kokudur. Tamam mı? Şimdi şair-i İslamiye direkt hiç aklı da kullanmadan direkt şeye giriyor. Vicdana giriyor. Günahlar merhamet ilahiye ile ilk önce bakmakta bir şey yapıyor. Sonra ta vicdan orayı tarif ediyor. Adam ayaklı kütüphane iken niye zihni bulanmış felsefeyle ahireti kabul edemiyor? Mesela İbn Sina demiş ki ahiret bir vardır. Akli bir yol değildir. Nakildir. Kabul ederiz o kadar. Ama akli olduğunu ilçesi diyemedi, ispat edemedi. Çünkü felsefe ile zihni bulanmış. Aklı bulanmış demiyor. Felsefe ile zihni bulanmış. Şair-i İslamiye olmadan zihin açılmıyor. Şimdi ona delil nedir dedik. Lemalar 82'de diyor ki şu zamanda maddiyunların felsefesiyle zihni bulananlar bu bedihi meselelerde tereddüt gösterdikleri için çok acayip bir şey söylüyor İbrahim Ali. Oradaki mesela Risale'yi soruyor. Nur talebesi ya. Nur talebesi ama kabul etmesi lazım. Ya kardeşim bu enfusi dersten bunlar nereden çıktı ya? Bu ne yapıyorsunuz ya? 10 tane derste anlatsan anlamaz. Niye? Çünkü günahlarla zihni bulananlar bedihi bir şeyi kabul edemez. Zihin nefsül emire baktığı için zihin nereye bakıyormuş? Dışarıdan direkt nefsül emre baktığı için oraya girmiş olan sana mal oluyor. Orayı bazen iflah zor oluyor. İflah edemiyoruz. Allahu alem zihin toprak unsuruna, dimadaki serbest bölge hava unsuruna, akıl ise su unsuruna, tasdik ise nur unsuruna bakıyor. Allahu alem. Vicdanda unsurlara uygularsak, sildim yaptım kesin olmamakla beraber vicdandaki irade havaya, vicdandaki zihin toprağa, vicdandaki his ateşe, vicdandaki latife-i rabbani suya, dima uygularsam serbest bölge hava, akıl toprak, tasdik ateş, izan su. En kesif, en camidir sırrıyla baktım. En kesif, en canlıdır. Bir şey diyemeyeceğim, bir bakmam lazım. Evet, aynen öyle. Şimdi, zaten soru işareti koydum. Şey. Abi bir şey söyleyebilir miyim? He. Siz hatırlamaya çalışıyorum. Rüştü abiyle hangi konuda şey yapmışsınız? Bir iktisat? Yok, insan çok çeşitli şeyler mesela çatışıyorduk ama en çok çatıştım. Tabii o haklı çıktı bana şimdi öğrendikçe. İnsanı aktif eden, canlı tutan, yani lokomotifi çeken, vagonları çeken ben hayal derdim, o merak derdi. Ben gençtim ya, beni aktif eden hayaldi tabii. Adam o açmış hayali, merak ediyormuş ve dedi ki meraktır. Rüştü abi dedim ama abi saydı böyle, gerekçelerimi söylerdim dinlerdi. Elim böyle yapardı böyle. Sonra anlarsın. Yani diyemedi kibarca,
genç olduğun için hayalin aktif. Biraz 40'ı, 40-50'yi falan geçince merakı görürsün. Bir de abi şunu, ben aslında şuraya getirmeye çalışıyordum ama bir iktisatla alakalı bir... O da vardı ha, unuttum onu, neydi? Onu ben tam hatırlayamadım. Mesela Resulullah'ımızın, Aleyhisselam Efendimiz'in değil mi? Hadisi, akan suyun kenarında dahi olsanız... Sebebi? Suyu israf etmeyin. Evet, direkt zihne baktığı için. Direkt zihnine bakıyor. Heh, işte bu abi. Evet, şey. Aklından çözüm bulamıyorsun. Yok. Su akıyor zaten. Akıyor zaten sen. Heh. Önemli olan evet. Suyun orada akıp akmaması değil. Senin ona yüklediğin mana. Heh. Onu zihin yapıyor. Zihin yapıyor abi. Zihin yapıyor. Evet. Mesela aklına diyor ki, ya bu hadis olmaması lazım diyor. Aklın. Zihnine bakmıyor ki. Zihnine bakmıyor. Çünkü felsefe, günahlarla, felsefeyle zihni bulanmış. Bak ne diyor. Evet. Şu zamanda işte diyor, televizyondaki müştehitler var ya. Maddiyunların felsefeleriyle zihni bulananlar, Radiyallahu anh hazretleri, dini tamir davasında din tahripçileri. O benim cümlem gibi gözüküyor ama Osmanlıca bir kitabın Türkçesidir. Osmanlıca bir kitap, alimlerin yazdığı bir kitabın adıdır. Dini tamir davasında din tahripçileri. Kitabın adı bu. Ben koydum. Derse koydum bu adını. Bak diyor ki, şu zamanda maddiyunların felsefeleriyle zihni bulananlar, ne olur peki? Alameti nedir? Bu bedihi meseleyi anlayamıyor. Hakikaten mesela Risale-i Nur'u niye değer veremiyor? Dini bilgisi var. Zamanı tanımlayamıyor. Zihni bulanık. Zamanı bilmeyen, zamanı tanımlayamayan Risale-i Nur'a ehemmiyet veremez. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın zaman alacak. Adam daha 500 sene sonra Deccal bekliyor. Bu adamın Risale-i Nur'a değer vermesi verirse Asr-ı Mücedid'i diyebilir mi? İmkanı var mı? 500 sene sonra ona sorsam acaba Deccal gelip de ne yapacaktı ki? Bu alemde şu anda olmayan ne yapacaktı? 500 sene sonra gelecekmiş. Bir şey daha söylemek istiyorum abi. 500 sene sonra dünya var mı zaten? Bir şey söyleyeceğim abi. Şimdi bu enaniyet var ya abi. O da acayip bir kilit oluyor abi. Evet. Mesela imamların, cami hocalarında bu çok yaşanıyor abi. Yani kısaca şunu diyeyim de, bir şey olmasın, üstüne başka bir şey gelmesin de alacağım. Bir şöyle çanak anten düşün abiler, zihni. Uyduyu da, tamam, uydu bak şimdi. Şimdi çanak anten uydudan alıyor mu? Evet. Ama onun aldığı resmi sen gözle görüyor musun? Hayır. İbrahim bu çok sana lazım olacak. Çanak anten uydudan alıyor mu abi? Ama sen gözle baksan görebilir misin o resmi, filmin yok. Alıp almadığını da fark etmiyorsun. Evet. Peki, çanak anten sesi de alıyor mu filmin sesini? Sen kulakla duyar mısın? Değil mi? İşte zihin de şairden böyle alıyor. Senin gözün kulağın görmez duymaz. Abi harika ya. Çok harikaydı bu hakikaten. Çok böyle. Maşallah. Böyle. Bir daha. Evet. Çanak anteni uyduya koyduk abi. Televizyon burada çalışıyor. Ama ona koyduk. Televizyon bedendir. İçindeki yazılım ruhtur. Oradaki batarya, elektrik hayattır. Çanak anten uydudan alıyor mu filmi? Alıyor değil mi? Şüphen yok. Bak film burada oynuyor. Çanak burada. Evet. Sen şimdi çanakla uydu arasına bakar mısın? Film akıyor mu? Gözünle görür müsün? Görmüyorsunuz. Peki çanak antendeki filmi burada ses var mı? Televizyonda ses gözüktü değil mi? Ama ille çanak antenle uydu arasında bizim duyduğumuz ses gibi ses yok. Biz ona ses diyoruz. Çanak antenle uydu arasında bizim bildiğimiz gibi şekil değil o. Ama şekil geliyor diyoruz. Enerji paketi yani kısaca. Ama televizyonda ne gözüküyor? Ses ve görüntü gözüküyor. Ama çanak antenle uydu arasında bir bağ var. Görüntü diyelim. Sen çıplak gözle görebilir misin Akan'ı? Kulakla duyabilir misin o adamların sesini? Ama şüphen var mı? Edebilir misiniz şimdi? Ses de geliyor, görüntü de geliyor. Var. Ha, çanak anten yerine vicdanı koyun, uydu yerine de şairi koyun. Şair, geçmişi geleceğe taşıyan, o insanların ruhunu, mazideki ecdadımızın ruhunu, kültürünü, ananesini, imanını, hatta o kişinin kokusunu. Anlayışını ki, İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, %100 doğru dahi bir kitap olsa, onu yazan zat ehli bidâ ise sizi sirayet eder bidâsı diyor. Allah Allah.
Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu diyebilmesi için çanak antene gelen şu sinyalleri görmesi lazım. Ya kitap doğru, ilmi al. %100 doğru. Ama eğer ehl-i bidâ ise onun doğru kitabını da yok olsan da sana diyor sirayet eder diyor. Ya nasıl olur İmam-ı Rabbani Hazretleri ben kitaba bakıyorum. Kim demiş? Ne dediğine bakıp da kilitlenme diyor usta. Ne dediğine bakma. Doğru söylemiş. Ama kim demiş? Kim demiş? Mesela buna ait bir misal ver hatırıma getirdi Allah. Hariciler Hazreti Ali'ye karşı kılıncına Kur'an sayfasını geçirmişler. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendileridir. Ayetini söyleyip o ayet okudular. Hazreti Ali dedi ki bu ayettir. Bak şimdi. Ama doğrudur. Ama bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. İşte bu kitap doğru ama batıl kast ediliyor. Adamın sirayet ediyor adam. İşte şair nedir bu çanak anten gibi? Gözümüzle görmediğimiz şekli, kulağımızla işitmediğimiz o filmdeki sesleri, şair-i İslamiye de vicdana, o zatın ona delir camideki ecdadın eseridir. Osmanlı korkuyor, Osmanlı kokuyor. Osmanlı'nın seslerini duyuyoruz, sohbetlerini duyuyoruz. Ustad var, ustad diyor ki varsa nasibim, varsa açılmışsa duyarsın diyor. Orada eşya birbirine bindirilmiş. O mezar taşı zannediyor ki taştır. Oysa orada o zatın ruhaniyeti, o zatın kültürü, geleneği, anlayışı, tefekkürü nasıl bindirilmiş? Eşyada bindirilmiş. Şimdi zaten ilim bunu söylüyor, bilim de söylüyor. Burada eskide kimler yaşanmışsa, bu salonda kimler Rüştü abiler ders yapmışsa hepsi duruyor. Hepsi üzerine bindirilmiş. Şu anda FM dalgaları yok mu hepsi? Ama bir tanesini açıyor bir çalıyor. Diğerleri yok mu? Ha, bu burada hepsi var ama radyomda hepsi yok. Radyomda hangisine girmek istersem ama hepsi radyo gidip de konuşmacının verici istasyonundan almıyor TRT'den. Buradan alıyor. İşte şair de radyo gibidir. Evet. Çanak anten gibidir. Gözükmeyeni, gaybda olanı, kayıttakini de çalıyorlar radyo. Şu anda canlı yayında konuşanı da çalıyor radyo. İşte şair bu vicdan şairi bakıyor. Eğer felsefe ile zihnini bozarsan bu çanak antenin alma özelliği gider. Boya vursan çanak antene, çizik yaparsan, bilmem ne yaparsan veya yönünü değiştirirsen bu çanak anten böyle bakmak istediğini böyle yaparsan, radyonun FM dalgasını değiştirirsen Kur'an okurken şarkı dinleyeceksin. Ufak bir değişiklik. İşte zihni felsefede bulanmışsa şairden alamaz. Şairden alamadığı için geçmişini kötüler. Şairden alamaz. Çünkü şair maziyi, mazinin kültürünü, ruhunu, ananesini, örf ve gelenek ve ilmini, fikriyatını, hissiyatını, latifelerini sırayla fikriyatını, hissiyatını, duygularını, latifelerini geleceğe taşıyan simge, sembol ve vasıtadır. Bunu bildiği için ehli dalalet gelir gelmez şairi hücum etti. Biliyor. Abim Risale-i Nur'la insanı çözdüler küreselciler şimdi. Korku pompalıyorlar. 10 tane devlet daha şimdi Birleşmiş Milletler'de bu içeriye kapanmayı yapacaksınız. 10 devlet reddetti. Onun için dolar savaşı yapılıyor. Hadi soğancılar çıkacak şimdi. Japonya'da kabul etmedi. Türkiye'de de etmedi vesaire. 10 devlet kapandı. Ama Avusturya kapandı. Şimdi şey de kapanacak. Almanya'da kapanacak. Rusya'da kapanacak. Hiçbir şey yok. İşte korku, insanın zaaf noktası altı diyor ya hocam hadisinde. Bir, ikincisi nedir? Korku damarı. Birincisi hubuca. Korku. Sonra üç. Ha? İki haf. Üç. Tamam. Dört. Menfi milliyetçilik. Beş. Enaniyet. Altı. Tembellik ve tembellik. Ha. Şimdi o niye bu adam dev adam ya? Bu adam bu kadar ilahi okudu ya, profesör ya. Mezhebi nasıl reddediyor? Mazi reddediyorsa zihni felsefeyle bulandığı için zihne veri gelmiyor. Çünkü şairde kopuk. İmam-ı Azam'ı reddediyorsa şairi de sorun var.
şair sorunu olunca zihni çalışmıyor. Aklı felsefede bu olmuş. Sırf aklı olmaz. Kafama yatmıyor. Bana göre hep şair zihni kilitlendiğinden kaynaklanıyor. Zihin kilitlenirse şairden almaz. Şairden almayınca mezhepleri inkar eder. İki iki bu. Ve bırakıyoruz burada. Aklı gözüne inenlere aklı da çürümüş diyor. Evet, çürümüş. Çürük akıl diyor. Ve aklımız da der ki her şey akıllı değil. Bir daha toparlıyorum. Zihni felsefe ile boğulmuşsa, aklı esas almışsa, akıl her şeydir derse, oysa aklımız der ki her şey akli değildir. Bak şimdi, eğer zihni felsefe ile bir, günahla iki, bozulursa şairden alamaz. Şairden alamadığı için maziden kopuk olur. Maziden kopuk olduğu için onları ya inkar eder veya kendisi gibi düşünür. Kıyas bir nefse der, onlar da bizim gibiydiler der. Ve o değeri veremez. Tamam, böyle diye dinden çıkmaları kendilerini mezhepsizlik olarak gösterirler. 27. söz. Yani dinsizliklerini böyle diyemezler, mezhepsizlik olarak gösterirler. Allah muhafaza eylesin. Allah istikametten ayırmasın. Amin. Cenab-ı Hak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dört sıfatı olan sıdıkiyet, adalet, hilm ve ilim sıfatına ayna olan halifeleri hürmetine ve 124 bin peygamberin hürmetine, 124 milyon evliyanın hat ve hesaba gelmeyen asfiyaların hürmet ve hatırlarına tanımlayamadığımız, tanımlamak da istemediğimiz, hatırlamak da istemediğimiz, dile getiremediğimiz, getirmek istemediğimizin bütün günahlarımızı ya Rabbel Alemin bunların hürmet ve hatırına affeyle, mağfiret eyle ya Rabbi. Yübedilullah seyyatım hasene sırrını bize tahakkuk ettir ya Rabbi. Bize bu kadar söylettiriyorsun. Affetmişsin ki söylettiriyorsun. Ama biz söylemekte de ibadet ediyoruz. Sen dediğin için illa olsun demiyoruz. İlla olsun demiyoruz. Sen nasıl uygun görüyorsan Allah'ım senden seni istiyoruz. Senden bir şey değil, seni istiyoruz. İmamı Ahmet bin Hanbel'e dediğin gibi ya Ahmet benden bir şey değil, beni iste. Ya Rabbi senden bir şey değil, senden seni istiyoruz ya Rabbel Alemin. Bizi mahrum eyleme. Ya Rabbi ve şeriatimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı, kusurlarımızdan dolayı, eksikliklerimizden dolayı ikramın, ihsanın, lütfun ve inayetin olan durusu Kur'an'ı bize ayırma. Amin. Bizi birbirimizden ayırma. Amin. Bizi beraber ettiğin gibi ahirette de beraber et. Amin. Ya Rabbel Alemin bizi şehit olarak al. Amin. Ya Rabbel Alemin bizi kardeşler uğurladığı gibi orada da bizi kardeşler karşılamasını nasip eyle ya Rabbi. Amin. İnsanlığın en zor durumu olan sekerat ve kabir alemini bizim için hayırlara vesile eyle. Hayri, hayır ya Rabbi. Ya Rabbi geleceğimizi geçmişimizden daha hayırlı yap. Ya Rabbel Alemin imanımızın hakikatını sana tevdi ediyoruz. İmanımızın çalmasından, çalınmasından korkuyoruz. Gitmesinden korkuyoruz. Emanetçilerin en hayırlısı sensin. Ya Rabbel Alemin imanımızın hakikatını, mahiyetini sana tevdi ediyoruz. Sana emanet veriyoruz. Kanuniyeti ve sureti bizde Allah'ım şeytan dolayısıyla ulaşamasın diye. Ya Rabbel Alemin imanımızı sana emanet etmeyi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin bizi imansız, Kur'ansız, namazsız, niyazsız, kitapsız ve birbirimizden ayırma. Ya Rabbel Alemin ve ahir davahümen elhamdülillah Rabbil Alemin. Evladı yalimizden de İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir. Amin. Ya Rabbi. Onların, Süfyanların, Deccalların, Şeddatların, Firavunların, Nemrutların sıfat ve hakikatlarından bizi çoluk çocuğumuzu uzaklaştır ya Rabbi. Amin. Çoluk çocuklarımızı işte hayatta mekteplere gidiyorlar ya Rabbi. Onların şerinde muhafaza eyle. Amin. Onların şerinde muhafaza eyle. Onların Amin. Tuzaklarından emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sevgisini ya Rabbi senin hakikatini, senin sevgini çoluk çocuğumuzun kalplerinden çıkarma ya Rabbi. Amin. Aklımıza marifet ola, kalbimize muhabbet ola, ruhumuza müşahedet ola, bedenimize ibadet ola, hayatımıza kıbletullah nasip eyle ya Rabbi. Ve ahir davahu menilhamdülillahi rabbil alemin ve kâfe ehli iman için Allah rızası için el Fatiha. Amin.